Kurdaşı burdaşı. Görümceme meydan okuyun. Dermem görümce. Yedirmem malları, alırım herifin malları. Yedirmem. Görümcem mallarımıza el koydu. Eşyaları, tarlaları, evi, arabayı aldı üstünden. Hepsini aldık. Mal kaçırdı. Kocamı hastayken kandırdı. Evimizi, arabamızı aldı. Evi de aldım, arabayı da aldım. 24 dönüm tarla var. 24 dönüm tarlaya da alacağım. Öyle bacı olmaz olsun, öyle bacı mı olur? Bir kardeşi ölüme terk edilmez. Hüsne, mallarını zorla ellerinden aldığını iddia ettiği görümcesiyle yüzleşebilecek mi? Sen ne karışacaksın benim herifim malına? Görümcem gelsin yüzleşeceğim, hepsini yüzleşeceğim. Çocukların üstüne yemin etsin, Kur'an'a da bassın. Birazdan. Bindiniz arabaya, 7'de tekrar Diyarbakır'a mı döndünüz? Hayatınız ne yapmam gerekiyordu yani? Miraç'ın kaybında adı geçen Abdullah canlı yayında. Ama ben Remzi'nin evinde nerede olduğunu bildim. Hayır. Köye beyaz araçla geldi. Neden kırmızıydı dedi. Arabayı bana dediler. Dediler sen niye kırmızı demişsin dedi. Bu anlık bir anlık heyecandır, olabilir. Remzi neden olay günü köyde olan Abdullah'ı aramadı? Sen Remzi'yi aradın mı? Aramadım. Aramadım. Remzi veya babası. Bunlar Abdullah'ı aramış mı? Hayır. Sabah Abdullah ben kafam gene çelişiye düşüyor. Miraç kaybolmadan önce anne baba neden tartıştı? Halit Bey akşamı kocanla kavga ettiniz mi? Tartıştık Serap Hanım. Kavga nasıl? Büyük bir kavga mıydı? Tartıştık bayağı, tartıştık Serap Hanım. 3 yaşındaki Miraç köyden nasıl kayboldu? Biraz daha. İki senedir iyiydi yurtta. Bir yıldır da kayıp. Kayıp olan oğlunu aramaya geldi. Babası daha yolluyor zorla. Sonra annesinin her şeyden haberi var. Şu kadın her şeyi yalan konuşuyor. İddialar bambaşka çıktı. Babası Servet'e hırsızlık yaptırıyordu. Sen de yaptırıyormuşsun, öyle iddialar var. Yok yok, ben hangi ata böyle bir şey müsaade edelim. Kızlarını para karşılığı evlatlık verdikleri iddia edildi. Kaç paraya sattınız benim kız kardeşimi dedi. Kayıp servet dosyasında şok gelişmeler. Birazdan. ...16 yaşındaki liseli Zelal İzmir'de kayboldu. Sabah saatlerinde evde çıkmış, 10 Eylül sabahı evde 10 çıkmış. Eylül. Evet. Kızım bir yıldır depresyondaydı. Kızım sağlıklı bir insan değil. Hareketler yapıyor, birileriyle konuşuyor, havaya bakarak depresyonun yürüyor. Depresyonun ötesinde bir rahatsızlığı var yani. O zaman. Zelal hiç tanımadığı annesini mi aramaya gitti? Zelal'in anneme gitmek istiyorum, onu bulmak istiyorum gibi bir hiç sizinle bir konuşması oldu. Bir kere bende bir resmini istedi. Bende resmi yoktu. Yok dedim. 4 yaşından beri annesini hiç görmedi mi? Hayır. Annesiyle 13 seneden beri ayrıyız. Kayıp Zelal'in 4 yaşından beri görmediği annesi canlı yayında. 13 yıl sonra anne babanın büyük yüzleşmesi. Birazdan. Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Güzel bir gün diliyorum herkes için. Harika bir gün olsun. Sağlık, huzur diliyorum. Evinizde bolluk, bereket diliyorum efendim. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah iyilerle karşılaştırsın sevgili seyirciler diyorum. Ve değerli hocalarım, adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Kocabey bizimle. Sevgili seyirciler, Gerçeğin Peşinde programı gümbür gümbür bir kadınla başlıyor. Hüsne Hanım, Hüsne. Yemin ediyorum gümbür gümbür gelecek birazdan stüdyoya. Bilmiyorum kayınvalide, görümce, elti ilişkileriniz nasıl? İyi olmasını dilerim tabii ki ama bazen anlaşılamayan durumlar da olabiliyor. Hüsne Hanım öyle bir geldi ki böyle her yeri titretiyor. Yemin ediyorum şu an karşımda, birazdan alacağım stüdyoya. Daha fazla ipucu vermeyeyim efendim. Hüsne Hanım'la başlayacağız.
gördaşı, burdaşı. Görümceme meydan okuyorum. Dermem görümce. Yedirmem malları, alırım herifim malları. Yedirmem. Görümcem mallarımıza el koydu. Eşyaları, tarlaları, evi, arabayı aldı üstünden. Hepsini aldık. Mal kaçırdı. Kocamı hastayken kandırdı. Evimizi, arabamızı aldı. Evi de aldım, arabayı da aldım. 24 dönüm tarla var. 24 dönüm tarlaya da alacağım. Öyle bacı olmaz olsun, öyle bacı mı olur? Bir kardeşi ölüme terk edilmez. Hüsne, mallarını zorla ellerinden aldığını iddia ettiği görümcesiyle yüzleşebilecek mi? Sen ne karışacaksın benim herifim malıma? Görümcem gelsin yüzleşeceğim, evlisin yüzleşeceğim. Çocukların üstüne yemin etsin, Kur'an'a da bassın. Şimdi. Ay Hüsnü Hanım, sana kurban olurum ben ya. Yemin ediyorum, ne bu hiddet bu Celal? Ne bu hiddet bu Celal? Gel, hadi gel. Bak, 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 bak. Bak. Merhaba, geleyim bir yana. Yok, yanıma gelme, gelme. Ha, merhaba. Şöyle yapayım bari, ha. Dur geleyim dedin. Şöyle, biliyorsun ha, hala hastalık. Ben seni bildim ya. Ha, hastalık. Seni seveyim, ben çok seviyorum. Sağ ol. Seni izleyeyim her gün. Her gün izliyorsun. Evet, hiç kaçırmadım daha. Sonunda gideyim dedin. Evet, 20 seneden fazla oldu sana ben dinleyeyim. 40 sene ya. 40 seneye yakın oldu işte dinleyeyim. Tabii, 40 sene. Evet. Sen hiç öyle elinden mal mülk alınacak kadına benzemiyorsun bak. Şimdi kadını benim haberim yoktu, olmadan aldı. Olmadan aldı. Evet, görümcen. Evet, görümcem olmadan aldı. Biz önce bıraktırdı, iki kuma üstüne geldim. Kuma üstüne gelince ben, kumam da vardı. Kumamı mahkemeye verdirdi. Verdirince onu boşaltmak için ondan mal kaçırdı. Kendi almış, eşimi kandırmış. Sen başka bir kadının üzerine ikinci bir kadın olarak mı gittin? Evet. Niye gittin? Eşim öyle istedi. Karısı hastaydı kadın. Kadın hastaydı. Kadın gönüllüydü. İki ayrı evde mi yaşadınız? Evet, ayrı evimiz. Kumaya da ben baktım, gel kadına ben baktım. Sağlığa bağlattım. Hepsi kayıtlı sağlıkta. Kadıncağızın nesi vardı? Şeker vardı. Kadına bakmadılar. Kadına da ben baktım. Eşimi de kandırmış. Kendi evine çekmiş. Şimdi görümcen. Evet. Ben eşim de sıkıştım, para ver, para ver. Ben de eski eşimden altınlarım vardı, takıntılarım. Altınım çoktu, takıntılarım. Bana da ben de her sıkışık verdim altınları. Altınları verince bu para etmiş. Para edince babasının kasası evinde. Kasaya koymuş parayı. 70 milyar biriktirmiş. Bugün geçti öbürkü kumaya demiş ki onu boşa. Onu boşa, mallar yani hasta ya eşim. Hasta olduğu için. Yani çocuğu da yok, eşimin çocuğu olmadığı için. Yani ben alayım malları, ikimizden de. Yani çocuk senin yok. Üstüne ikinci kadın olarak geldiğin karısı, evet. Çocukları olmadı. Evet, ben de çocuk için eşimde. Görümcen de bunu boşa, evet. Allah gecinden versin. Abi sana bir şey olursa, evet. Bana bize kalsın. Yok, eşim de demiş ki ne? Bak ben demiş, almakla veririm, öyle vermem malımı sana demiş. Geri almakla ha demiş, malımı öyle alma. Geri almakla veririm, eşimden ayrılıp. Öyle kandırmış kendini. Eşim öyle kandırmış. Malını alacağım, geri vereceğim demiş. Bak bak bak. Ha. Sonra ama öbür kadıncağız vefat etmiş. Vefat etti. Sana da nikah öncesinde kıymış zaten. He, nikahım var, kıydı. Evet. He, nikahımı kıydı. Bana da şimdi ben de dedim ki kendine, ta yeniye kadar görüşüyorduk biz. 30 seneden beri kendine hizmet ettim o görünme. Hizmet yaptım, ben bilmedim. Beni bıraktırdı 4 sene önce o kadın ölmeden. İkimizi de bıraktırdı. Eşimi de götürüyor. O biriken paraya, 70 milyar para birikmiş kendini kasasına. Onu da eşime gidiyor, bir tane arkadaşa demiş ki sana bir ev vereyim 18 milyara demiş. Sen bana iyilik gittin, arabanı verdin iyilik gittin. Sana da ev verin demiş 18 milyara. Bir artı bir vermiş. Oraya da dayamış, döşemiş, eşim orada oturuyordu. Orada oturup, siz ayrı mı yaşadınız evet, bir ara? Evet, ayrı yaşadık. Ha. Ayrı yaşadığımızda eşim orada kalıyordu. Eşim de orada felç olmuş malları aldıktan sonra. Aa. Mal alıyor, ev arabayı alıyor, hepsini üstüne alıyor, tarlalarını alıyor. Eşim evde felç oluyor. Şimdi benimle de konuşmuyor. Öbürkü kadın da öldü. Ne yapacak? Kendini arayacak. Kendini aramış. Kendini arayınca kendi de getirdi. Benim komşularım da şahit. Getirdi, benim üstüme attı. Eşim benim üstüme attı, evime getirdi. Hastaneye götürmemiş adamı. Benim evime getirdi adamı. Yani sen kaç sene ayrı yaşadın Muzaffer Bey'den? Ayrı konuşuyorduk da gideyim çamaşırı yemeğini yapıp geliydim. Yanında kalmıyordum. Kalmıyordun? Kalmıyordum. Kaç sene? 3-4 sene. Niye?
İstemedi, istetmedi bu yapıymış. Bilmiyordum ben. Yani ilk karısını boşattı diyorsun. Evet. Sonra seninle nikah kıydı Muzaffer Bey. Evet. Seni de boşatmaya çalıştı. Evet. O arada aranız bozuldu. Evet, bozuldu. O da gitmiş bir ev almış, orada yaşamaya başladı. Evet. Sen ama gidip ihtiyaçlarını görüyordun, evini falan. Evet, yemeğini yemeğini yapmıyordum. Sonra felç oldu Muzaffer felç Bey. Felç oldu. Ortak çocuğunuz da yok. Yok. Senin daha önceden çocukların var, var iki evliliğinden. Bir oğlum bir kızım var. Gülperi sizinle yaşıyor. Evet. Ve üvey babasına da bakıyor. Şimdi hastanada, eşim vallahi hastanada, netsin diye. Adam ameliyat olacak. Ben buraya geldiğim gün hastaneye çağırmış, kızım götürdü. Kız bakıyor başında şimdi çocuk. Biz bakıyoruz. Adam ölümcüydü. Sırtımda götürdüm hastanelere. Elim vicdan etmedi. Komşular dedi ki seni bıraktı gitti, bakmadı. 10 sene bakmadı dedi. 10 sene? Bana 10 sene bakmadı. Bakmadı bana 10 sene. Yediğim dayaklar şurada kaldı. Çok sopa yedim. Başka bir kadın olsa evine dokunmaz dedi komşular. Götürdüm, attı. Gidemiyordu adam. Sırtımda götürdüm doktora. Bakıttım, getirdim, eve bakıttım. Adam da öyle deyince ben dedim mallarımı ver dedi bacısına. Diye ki ev arabaya diye vermem ben sana dedi. O da dedi ki sen mi baktın, ben ölüme terk ettim, öyle bacı olmaz. O da yapmasaydı üstüne. Ha. Niye onun üstüne yapıyor? Kandırmış, bilmedim diye hasta adam imzayı attırmış. Allah hastaneden Allah. Yatırdım, hastaneden götürdü adamı. Hastaneye sabahleyin yatırdım ya. Bir saat sürmeden hastaneden aldı gitti, çıkışı var. Yani oraya gelmiş, evet, geldi, vekalet götürdü. İmzalatmış, evet, bir şey imzalatmış hasta adamı. Yani. He, hasta adamı götürdü gitti. Hastaneden çıkardı. Peki. Hasta adam diyorsun da adama acıyorsun ama adam da senin ilk kocandan kalan takıların varmış ya. Evet. Onları satmış, vermişsin ona. Evet. O da satmış, kız kardeşine vermiş senin takılarının parasını. Adam öyle demedi. 70 milyar para biriktirdim kasasında dedi. Eşim demese biz bilmezdik. Ben bilmiyordum. Gene bu mal yüzüne görümüm düştü, kavga etti. Bağda gene bilmiyordum ben. Görümüm dedi ki bağda görümüm. Yani pikniğe gider onu götürmüş. Hazır yemekler. Ne o kadına ne bana. İkimize de bakmıyor. O kadın çarşıdan kendine çekmiş eşimi. Çarşıda hazır yemekler, dürümler, piknikler. Kendi gedi. Arabaya da kapıya bağlı eşimin arabasını. Kendi gedi. Bizim haberimiz yok. Görümüm düştü de Bağda öyle dedi. Antep'te görümüm söyledi Zeynep. Peki Hüsneciğim sen kocana o altınları verirken... O paraları ne yapıyorsun, bu altınları? Bozdurduğun paraları ne yapıyorsun? Bizim neye ihtiyacımız ki, var? Şimdi bilmedi, iki tane evi zor geçindireyim deyince zahra tutucuk, salça çıkaracak, evimize bakıcı diyemedim. Kalbimde kötü niyetim yok benim. Meğerse onları ha, biriktirmiş. Evet, götürmüş biriktirmiş. Bacısının, o bacısına da 30 sene hizmet ettim ben. Bağda çalıştım ben. Üzüm kuruttum, fıstık kuruttum. Sırtım da çektim. Hiç onu gözüme sokmuyorum. Babamın malı değil. Onun da babası değil mi? Bir de tarihine aldı 12 dönüm tarla var. Yani kayınpederinden kalan 12 dönüm tarla. 12 dönümlük. Evet. Bir tarla varmış. Bir de görümümden aldı. Orada tabii Hüsnü'nün kocasının da hakkı var. O evet. Kendi hakkını kardeşine, yani görümcesine devretmiş. Yani onun iki hissesi olmuş, evet. O şeyde. Ha, bir tarihine alma var. Ha. Bir de öyle iki hakkı var. Ama bir de arabadan bahsediyorsun. Arabayı aldım. Arabayı kim aldı ona? Eşime mi? Evet. Kendi hayır, altı. Görümcene. Görüme, arabayla hepsini birlikte almış. Tek tek değil. Araba, ev, tarlaların hepsini o gün yıktırmış imzayını. He? Ondan sonra ben de dedim ki televizyona gideyim deyince, televizyona gideyim deyince arabayı, evi verdi. Aa. Öyle mi? Evet. Tarihi var daha yeni. Serap Hanım ismini yetiyor. Üç ay oldu. Vallahi billah. Üç ay oldu. Televizyona gideyim diye. Vallahi. Televizyona gideyim diye aldım evlen arabayı. Ama arsayı alamıyorsun. Alamadım, onu da vermiyor. Onu da şöyle diye. Kocası o gün bir avukat, göl başına gittim. Bir avukatla görüştüm. Bayan dedi ki bak tarlasını ver yedikçe ben araya gireyim. Bu tarlayı alırık dedi bayan. Ver dedi. Ne diye bilin mi? Diye ki umar oynadı. O adam ne umar oynaması? Parayı nereden aldı da umar oynuyordu? Benim eşim umar bilmez ki. Umar oynamıyor, onu katıyor. Yalan söylüyor, işi. Umar parası verdik diye. Şimdi sen Kahramanmaraş'tan evet. Geliyorsun. Evet. Bu görümün de Kahramanmaraş'ta evet. Mı? Yakın mı evleriniz? Yakın değil. Peki küs müsünüz? Ona küstük işte, bu malların yüzüne küstük. Ne zamandır küssünüz? Küserli 6 ay oldu. 6 ay oldu. Arabaya ev aldığımızda küstük. Sen arsayı da ver dedin. Evet. Evlen arabayı alınca küstü.
Demiş ki eşime. Yani rahmetli kayınpederden kalan arsındaki 12 dönüm. Yani sen eşinin hakkını istiyorsun oradaki. Tabii yok, eşimin hakkını istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Aslında kaç dönüm orası? 12 dönüm bir var, 12 dönüm bir var Paryen'in aldığı. Ha. 24 dönüm. 24 dönüm. Evet. Bunlar kayınpederden kalmadı. Bir 12 dönüm kayınbabadan kaldı. 12 dönümü. O öbür 12 parayla Paryen'in. Alınan, parayla alınan 12 dönümü kim parayla aldı? Bacısından aldı. Kim aldı? Kız senin kardeş, kocan. Eşim aldı. Aa, kocan alıyor. Evet. Sonra da aldı parasını verdiği tarlayı tekrar kardeşine. He, üstüne. Şimdi haber olmadan bir de evi var. Babadan kalma bir evi var. Bunun haberi olmadan o evi de almış. Eşimin haberi yok yok. Adam bilmeyeyim diye. Beni götürdü, hasta adam nereden bilsin? İmza yattırdı diye. Ta videosunu getirdim eşimin. Telefonda videosu var eşimin. Böyle bacı olmaz olsun diye adam ya. Böyle kardeş mi olur diye. Videoyu getirdim adamın. Şimdi ha bağlanabilirsiniz. Adam hastanede ne konuştuğunu da bilmiyor. Sen 58 yaşındasın. Kocan kaç yaşında Hüsnü? Ben 58 değil. Babam öleni yerine koymuş. Ben 58'de yok. Yoksun? Yok. Kocan kaç yaşında? Kocam 71 yaşında. Ha, bayağı yaş farkınız evet. da var. Babam öleni yerine koymuş beni. Ölen kızın kim? Anladım. Hüsnü. Daha büyük görünüyorsun. Şey, daha küçük. Yani birkaç sene. Daha büyük göstermişler. Yani evet. Ölen bir ablası ha, varmış. Hüsnü. Onun yerine sanki o ölmemiş Hüsnü, gibi. Hüsnü kız kardeşim ölmüş. Bu yeni doğumu bildirmemişler yani. Ha, Hüsnü diye bir kardeşim ölmüş. O Hüsnü'nün yerine kalmıştı. Peki tamam. Görümün kaç yaşında? Görümüm 68 yaşında var. Onun kaç çocuğu var? Onun iki çocuğu Almanya'da. İki çocuğu, bir çocuğu da şeyde var. Üç tane çocuğu var. Dört tane. Dört i̇ki kız, tane. İki oğlu var. Bir de senin kocan 6 kardeş. Evet. 2 erkek, 4 kız. Evet. Senin bütün bu kardeşlerin içinde problemli olduğun tek kişi bu Münevver görümcem mi? Evet, onu da yeni oldum. Bana değil ki Bağda, kayınımla bu sene Bağdaydık. Daha yeni geldik Bağdan. Bağdan geldik, eşimi götürüp geliyordum hastaneye işte. Daha onunla uğraşayım. Bir tanesi daha ne etsin diyen olmuyor adama. Onunla uğraşıyordum daha 10 günden beri. İşte siz, ben başka evden geldim, o evden gelmedim. Başka evdeydim ben. Yani diğer kardeşler ne diyor mesela? Onlarla senin problemin... O kardeşler değil ki, al diye. Ha, al diyorlar. Eşime dedi ki Bağda, erkek kardeşim Mehmet. Sen olsan ne otan benim yerimde diye. Ben diye başka... Mehmet kardeşi. Yok canım, tabii niye vurulsun da. Yani ama... malını aldı diye yani. Olur mu diye kardeş yapıyor bunu. Bağdan yeni geldik daha. Bu Münevver görümcen peki aldın, arabayla evi aldın. Aldım. Tarlayı da istedin, arsayı evet. Neyse. Ne diyor? Vermem diye. Avukatına görüştüm, vermem dedi. Ha, vermem dedi. Ben de alırım dedi. Alırım, buradan almadan da gitmem. Almadan da gitmeyecek. Avukatım da burada. Gitmem ben almadan. Şeyi de getirdim. Ha, zaten tapın, buraya gelmeden getirdim. Serap Hanım'ın ismini kullanmışsın, evi arabayı almışsın. Evet. Herhalde arsayı da almadan gitmeyin. Gitmeyecek galiba. Öyle gitme. Görünüyor, öyle bir havan var. Zaten alacak diye geldik. Alacak inşallah evvel Allah sonra. Şimdi peki benim anlamadığım şu. Evet. Babadan kalan bir arsa var. Bir de kendi parasıyla aldığı var. Evet. Kendi parasıyla aldığını da kız kardeşine veriyor. Evet. Babadan kalan arsanın da kendi payını kardeşine devrediyor. Evet. Bu yasal. Yani şöyle vekaleten yapılmıştır bu işlemler. Vekaleten satışlar yapılmıştır. Bir kere 12 dönüm bizim diyor zaten. Evet. Üstüne diyor ki 12 kocam dönüm kocam aldı. Onu bir ver. Kalan 12 dönümde de benim bir payım var. 6 kardeşler. 2 dönümü de oradan bana vereceksin diyor. Tabii. Hüsnü Hanım? Evet. Yani 12 dönüm benim artı miras olan 12 dönümün de 2 dönümü benim kocamın. Yok 2 dönümü benim. Değil. Gene 12 dönüm kocama düşüyor ayrı ayrı. Abartma Hüsnü Hanım, sen de dur. Yok yok hocam. 12 dönüm diyorsun zaten. Evet, 12 dönüm eşimin komple değil. Tarla çok. Ha, kalan 12 dönüm eşine, eşime düşen. Eşime düşen 12 dönüm. Mirastan ha. Mirastan düşen 12 dönüm. 24 dönüm, dönüm alacağım. 24 dönüm. Kocana tarla düşen çok. Kocana düşen 12 dönüm. Tabii tabii. Ha, bayağı büyük tabii, bir arsa. Tabii tabii büyük, fıstık var, bağ var. Fıstık var, Antep fıstığı. Düz tarlalar var. En aşağı 200-300 dönüm tarlalar adam başına düşüyor tarla. Peki kızın telefondaymış Gülperi. Evet. Üvey babası yani senin yani. Kocan da evet. Hastanede galiba onun evet. Odasında. Evet. Gülperi merhaba. Merhabalar. Nasılsın Gülperi? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kulaklığımda ses yok, telefonun sesi. Gülperi, sen kaç yaşındaydın Muzaffer Bey'le annen evlendiğinde? Küçüktün herhalde. 10 yaşındaydım. Sana yani Muzaffer Bey mi baktı? Evet. Ama 10 sene bize hiç bakmadı diyor anne.
Nasıl? Hiç bize bakmadı. O tartıştıklarında gittiğinde onda bakmadı. 4 sene. Evet. 3-4 evet. sene. Sever misin Muzaffer Bey'i? Sevmesem yanında durur muyum şu an? Doğru söylüyorsun. Şu an sağlığı nasıl peki? Şu an sağlığı hiç de iyi değil vallahi. Nasıl söyleyeyim ki? Normalde o tarla yüzüne ta Adıyaman'ı Muzaffer amcaya gitme dedim. Ayağım böyle dedim. Ama kendisi tutmadı. Adıyaman göz başına gitti. Sırf tarla için. Mahkemeye vermek için. Kızıyor yani kardeşine ama isteyerek de vermiş. Ya o güvendim verdim diyor. İsteyerek verdi de geri almakla verdim dedi. Öyle verince işte geri al. Niye sebep ne yani bir sebebi olmalı. Birisinden kaçırmak için mi geçici Bence verdi? Öyle hocam. Tabii yani karısından. Gülbahar Çarşı. Ne zaman yapıldı? Bir dakika Muzaffer amca. Şey yani o zaman eşinin o önceki eşi evet. Hayattayken evet. hastaydı. Evet hastaydı da boşanmaya açınca o ağlar demiş bunu kandırmış. Ha. O ölmeden, boşanma evet. olmadan üstüne aldırmış. Evet, olmadan aldı. O zaman çünkü seninle daha resmi nikahı yoktu. Yoktu. Öbür eşiyle de boşanacaktı. Evet. Boşanırken senden ister diye. Ha. Ya hay Allah niye böyle bir şey yapmış? Tamam böyle yaptıysa da vermesi lazımdı evet, geriye. Evet öyle yaptı. Emanetçi diyoruz biz bunları emanetçi diyoruz. Yani böyle evet. emaneten tapu aslında tapuyu devretme maksadı yok. Ha. Bağışlama maksadı yok. Bu sadece emaneten orada tutma. Bunun... Ama hukuka aykırı bir sebepten kaynaklı olarak. Tabii. Yani, mal kaçırmış aslında. Tabii. Yani malı kaçırmaya çalışıyor diğer eşinden. Tabii. Tabii eline bulaştırmış. Ama kardeşinin de bence amacı zaten onu geri vermek değilmiş. Tabii. Eğer öyle olsaydı belki de seninle nikah kıymasaydı verirdi. Baktı ki seninle nikah. Gene vermezdi. Yok, ölünce gene bize kalacak. Çocuk diğer... yok diye vermeyin. Ha. Yok verme. Canım sen de 30 senedir beraber değilsin. Evet. 30 belki sene oldu. Çocuğun olacaktı o arada. Evet. Onu da düşünmüştün. He. 30 yaşında vardım ben. Tabii. Yani belki çocuğunuz olacaktı. Ondan da evet. kaçırmış. Peki Gülperi, baban konuşabilecek durumda mı? Muzaffer amca konuşabilecek misin? Al verim konuş. Ha, ver bakayım. Efendim. Muzaffer Bey geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen pişman mısın kardeşine verdiğine bu malı mülkü? Çok pişmanım. Kardeşim ben ne yapayım? Benim elimde bir şey yok ama hata bende çıktı. Sen şimdi öbür rahmetlik olan karın var ya Gülbahar evet. mıydı? Evet. Evet. Onunla boşanmaya kalkınca senden mal mülk ister diye onlara abi ben öyle mi dedi sana? Evet evet. Neyse bende hata malımı bacına güvenmeyip de kime güvenecek? Peki geri verdiğince ne diyor? Vermiyor işte babamın malı. Benim de babamın malı. Evet. 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 İşte. Bir de ondan aldığın bir 12 dönüm varmış. O da bacımdan aldım. Ondan almadım. Kandan aldım. Ben öbür onu. Bacından aldın. Evet. Aldım. 12 dönüm. Küsür metrekare. Onu da münevverin üstüne verdi. Ha, o da münevverin üstüne geçti. Yani şu anda münevverin üzerinde 24 dönüm. Evet. Küsür. Küsür. Evet. Aslında hak etmediği bir arsa var. Evet. Kız kardeşiniz ben evli mi? Almıyor, verdim evli. Kendine, güvendim verdim. Enişteniz ne diyor şimdi bu ise, işlere? O vermem diye zaten. Şimdi ise zorluk çıkardım. Tamam mı? Evet. Ya işte hepsi bu. Ben malımı istiyorum gene geri. Yine karın maşallah celbezer bir kadın. Evle arabayı almış. Aa onu aldık. İkisini aldık. Babamda kalan arazi kaldı. Onu da diyor ki benim babamın malı. Benim de babamın malı. Benim peki, malım canım. Yarısı peki Muzaffer Bey. Peki tamam Muzaffer. Ha. Öyle değil mi? Tabii öyle. Tabii öyle. Ama evet. sen de tabii orada bir zorlama yok, güvenmişsin tamam ama evet, kendi evet. isteğinle de vermişsin. Ben. Bacına güvenmeyip de kime güvenecek? Doğru söylüyorsun. Sen evet. de ama karının eski evliliğinden olan altınları bozdurup onları da kardeşine vermişsin. Evet, evet, evet. Bunu da yapmasan ya, iyiydi. Hüsna, Bıcak, Uçar ne diyorsa haklı. Doğruları söylüyor.
Tamam. Tamam peki. Peki bunun peşine düşeceğiz de. Sen şimdi burada Hüsnü Hanım. Evet. Münevver'le burada yüzleşmek mi istiyorsun? Evet. Yüzleşirim ben. Hazırım. Tamam. Hazırım, gelsin yüzleşeceğim. Tamam, biz de hazırız. Hazırım, hiç korkum görümce yok. Görümce diyor ya, görmeyeyim seni ömrümce. Öyle mi diyorsun? Evet. Daha önceden severdin herhalde. Evet, seviyedim. 6 aydır sevmiyorsun. 6 aydan belli böyle etti kendi. Peki. Evet. Tamam. Seviyedim, burada yüzleşeceğim, burada da gelecek, burada da konuşacağım. Burada hiç da korkum. Gelsin, o tatlı şeyi versin. Da yedirmem. Yedirmem, onu da alacağım. Tamam. Aa, bak eşim dedi. Bunu kim çeker, ben 30 seneden belli evliyim eşimine. Tamam. Şimdi Seren'e geçeceğim. Seren Boz dün geldi stüdyoya. Aslında gelir gelmez ben onu stüdyoda görünce dedim ki ben seni bir yerden hatırlıyorum. Meğerse 3 sene önce başka bir kanalda yine aynı programı yaparken kendisini bebek yaşta bırakıp giden annesini aramış ve bulmuşuz. Ama dün gelme sebebi de oğlunun bir senedir kayıp olmasıydı. Onun da bazı fotoğraflarını görmüş. Çok içine sinmemiş yanındaki adamlar ve oğlunun hayatından, yaşadığı hayattan endişe ediyor açıkçası. Evet. Onunla ilgili bugün çok önemli gelişmeler var. Yolda bayılmış. Eşim demiş bu çocuk ölük. Tam bir yıldır kayıp. Servet neden sır oldu? Oğlun bir sene önce gitti. Niye gitti bu çocuk? Niye gitti bir sene önce? Servet'in kayboluşunun ardındaki büyük gizem ne? Bizde nasıl bir vicdan var? Sen nasıl bir annesin? Karşındaki nasıl bir babadır? Servet'le ilgili şok gelişme ne? Şimdi. Evet Seren Hanım. Oğlumun yaşadığı hayattan endişe duyuyorum dedin. Çok şükür oğlunun dün biz hayatta olduğunu öğrendik. Yani Allah korusun. Evet. Başında hani öyle bir ölüm falan bir şey yok. Kimin yanındaymış? Kimin yanındaymış? Yurttan kaçıp da kime sığınmış? Şimdi ben o bilgileri veremem sana. Ama oğlun sağlıklı, evet. Fakat tabii ki dün bazı iddialar oldu. Evet. Bir, şu an 14 yaşında olan kızını bir aileye para karşılığı bebekken çocuğu olmayan bir aileye verdiğin, bunun da Servet'in psikolojisini bozduğu, Servet'in babasının, kocanın Servet'i hırsızlığa teşvik ettiği, buna dayanamayıp Servet'in sonra işte yuvaya veriyorsunuz şeye, sosyal hizmetlere, sonra Gaziantep'te oradan da kaçıyor. Ve sen çocuğunun kötü işlere bulaştığını mı düşünüyorsun? Evet. Ya beni arıyor özel numaradan, tehdit ediyor. Sizi öldüreceğim. Seni diyor, babamı, kardeşimi hepsini öldüreceğim diyor. Sizi barınağın başında oynatacağım diyor. Servet. Evet, Servet'in kendi öyle diyor. Hani hiç konuşmamıştın bir senedir. Ben evvelerde öyle diyordu. İlk başlarda. Başlarda öyle diyor. Sizi niye, öldüreceğim. Niye böyle bir şey söylüyordu? Vallahi çocuk, kardeşi için mi? Yok, kardeşi için diye baskı altında söyleniyor. Bu çocuğu bulak getirelim. Ayrı konuş, o çocuk değildirsin. Allah Allah. Tabii, onların yanında baskı halinde konuşuluyor. Çocuk baskı altında. Tabii, baskı altında. O zaman senin dediğin gibi baskı altındaysa buraya da göndermezler değil mi onu? Evet. Göndermezler yani. Tabii, yurttan kendileri çıkar, kim çıkardıysa bu çocuk evvel çıkmazdı. 2 senedir yurttaydı. Yurtta konuşuyorduk. Annen beni arardı, eşimi, çocuklar evde kız arardı. Doğum gününü kutlardı. Kardeşim doğum günün kutlu olsun dedi. Nisan 9 dedi mi? Bir yıldır da haber alamıyorum ondan sonra. Seren, şimdi dün arkadaşlarım, hani ben de sordum sana. Dedin ki biz çok yoksulduk. Evet. İşte bir tane çocuk vardı. Evet. Servet. Sonraki çocuğu da daha hamileyken vermek istediğinizi sağa sola söylemişsiniz. Evet. Sonra bir aile almış. Evet, doğru. Ben de dedim ki 3 sene sonra bir tane daha çocuk yapmışsınız. Madem bu kadar yoksulsunuz, nasıl yaptınız dedim. 3 senede piyango mu çıktı, ne oldu? Sen de demişsin ki arkadaşlarıma, ben o verdiğim çocuğun hasretine dayanamadım. O yüzden 3. çocuğu yaptım. Doğru mu? Evet, tamam. Hasretini çekeceğin çocuğu niye verdin? Ya ben de kadın baktım şey yapıyor. Bacımız uzaktan arka arabamız olunca dedim Meryem dedim. Bir türlü bu konuda
Yani bu, bunun karşılığında hiçbir şey almamış olmana ikna olamıyorum. Hanım, ben bir şey almadım. Çiftçilik yapıyorsunuz ya, kendi toprağınızı mı işliyorsunuz? Evet, kendi toprağımız. Ha, hiçbir şeyiniz yoktu. Gündeliğe gidiyordunuz. Çocuk bakamadık için, bakamadığınız için çocuğu verdiniz. Kendi toprağınız nasıl oldu? Ya az toprak bir yerimiz var. Bir toprağımız şey değil ki. Bir dönüm ancak ev yeri var. Uçuk yiyecek yeşillik ne oluyor? Ben yövmeye gidiyorum. Sürekli yövmeye gidiyorum. Yani o çocuğunuzun vermeniz karşılığında acaba bir toprak yok mı aldınız da yok, o sayede şey almadık, aile kalkındı? Yok, hayatta bir şey almadık. Ne para, ne pul, ne tarla. Yemin ederim. Çocuğu verdiğinde siz nasıl bir evde yaşıyordunuz? Hani yok çatmada yaşıyordum. Çatma ne demek? Çardak, naylon. Ha, çardak, naylon. Hı. Peki çocuğu verdikten sonra şu anda nasıl bir eviniz var? Ya evvel inşaat evimiz vardı çocuğu vermeden. Yapıyorduk. Bir sıvası kalıyordu. Onu yavaş yavaş yövmeye de elmaya gidiyorum. Şimdi bir ay sonra elmalar toplanacak. Yövmeyelere gidiyorum. Şimdi fasulye, domates var. Şimdiden bahsetmiyorum. Yani ya, çocuğu, o zamanlarda diyorum işte. Çocuğu verdiniz. Derme çatma işte muşambalı yerde yaşıyordunuz. Sonra o evi tamamladınız mı, o yarım olan evi? Evet. Yövmeyelere gidiyordum. Eşimle beraber gidiyordum. Benim servet kayıp 5-6 yaşlarındaydı. O çocuğa verdiğimde de 5-6 yaşlarındaydı. Çocuk ne bilecek? Verdiğimi biliyor. Başka altıyla kardeşini parayla sattılar. Bununla etti. Servetin kafasını karıştırıyorlar. Kim karıştırıyor? Yanında arkadaşları karıştırıyor. Gaziantep'e gitmeden önce de bu çocuk daha önce bu kardeşiyle ilgili kardeşimi niye verdiniz falan. Yok yok demiyordu. Demez günlük olur. Gidip geliyorduk, görüşüyorlardı telefonda da. Ama sormuyor muydu, niye verdiniz? Yok demedi. Hiç demedi? Yok vallahi demedi. Ne zamanki Gaziantep'e gitti diyorsun. Evet. Orada da yuvadan şeyden sosyal hizmetlerden kaçtı. Evet. Ondan sonra bu çocuk birden kardeşine mi düşkünlük oldu, evet, yani? Evet, bir anda şey oldu. Arkadaşlar beynini yıkadılar. Pek inandırıcı gelmedi, evet, bana ya. Yani bir enteresanlık bir var. Bir eksiklik var. Bir yerde bir eksiklik var. Eksik var. Evet. Yani o zaman 3 sene sonra bir daha çocuk yapmazsın. O evi tamamlayacak paran varsa durumun iyi demektir. O çocuğu da vermezsin. Tabii. İnsan birisine acıdığı için çocuk vermez. Tabii. Şimdi Gülay Hanım çocuğu alan kişinin anlattıklarını ben biraz araştırdım buradan çıktıktan sonra. Olayın hukuki şeyi şöyle yürüyormuş. Hasan Bey de tasdik edecektir diye düşünüyorum. Gerçekten biyolojik ailesinin isteğiyle, mahkeme kararıyla evlat edinilebiliyor. Bu durumda öbür ailenin halefi haline geliyor. Yani öbür ailenin tüm mirası her şeyi kalıyor ama biyolojik ailesinden de kopmuyor. Hem görüşmeye devam ediyor hem biyolojik ailesiyle ilgili tüm miras hakları da devam ediyor. Zannediyorum orada bir sıkıntı var. Yani varlıklı bir aile, tabii, alan taraf. Tabii. Biz çünkü şeyi biraz dün soruşturduk. Yani nasıl arada sosyal hizmetler olmadan bu çocuğu evlat mahkeme edinip... Mahkeme kararıyla, ebeveynlerin rızasıyla... Olmuş. Yani kendi istekleriyle verebilirler, evlatlık verebilir. Ama evlatlık ilişkisinde evlatlık olan kişi hem evlatlık alandan mirasçıdır hem de biyolojik anne babasından da mirasçıdır teknik olarak. Yani böyle bir çifte mirasçılık vardır evlat olanla alakalı. Ama yok, şöyle bir şey var. Miras gözümüz yok. Bu ha, tarafta bir şey yok fazla. Tabii. Ama... evlat alan baba vefat etmiş. Evet. Ne zaman vefat etti? Bu kış. Bu kış. Ha, kışın. Ondan sonra mı servet kardeşinin peşine düştü? Evet. Bize de tehdit etmeye o zaman başladı. Oradan da büyük bir miras var çocuğun üzerinde. Sevgili seyirciler, bir yıldır kayıp olduğunu söylediği oğlu, Seren'in oğlu Servet stüdyoya geliyor. Bulduk kendisini. Alalım bakalım, gerçekten kayıp mıymış, gerçekten yanlış insanlarla mı bir araya gelmiş? Servet hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim çok şükür abi. İyi misin? İyiyim. Bir senedir oğlunu görmüyordun, geldi işte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir şey diyecek mi oğluna? Oğlum sen yurttan niye kaçtın? Yurda neden gittin peki? Yurda niye mi gittin? Kötü arkadaşlara uyuyorsun. Ondan sonra kötü alışkanlıklar olmaya başladın. Ben öyle verdim. Yurda ilk katılmamın sebebi şeydi. Ben şimdi normalde evden falan kaçıp gitmedim ya da okuldan kaçıp gitmedim. Evdeydim,
açık öğretim sınavına hazırlanmak için kitaplarımı almaya gittim. Akşam biraz geç geldiğim için babam sinirlendi. Öbür odadan değnek midir, sopa mıdır falan almak için öbür odaya gitti. Ben de ikinci kattan atlayarak Erdemli'ye kaçtım. Yurt böyle başladı benim için. Şimdiye kadar konuşulanlar yok. Siz kendi rızanızla vermişsiniz. Yok ben kaçmışım. Hepsi yalandır burada. Peki baban hep döver miydi seni? Hep. Hatta ilk darp raporumu ilkokulda ikinci ya da üçüncü sınıfta öğretmenim sayesinde almıştım. Annen de dayak yiyor mu babandan? Yeri geliyor yiyordu. Ama susuyordu. Yani peki size karşı bu şiddeti uyguladığında annen araya giriyor muydu? Suskun mu kalıyordu? Korkuyor muydu? Yani evet. Babandan korkuyordu herhalde. Servet bir de babam beni hırsızlığa yönlendiriyordu. Yani seni şiddet uygulayarak git para getir. Özkendi annesinin malını çaldırmaya gönderiyordu. Kimi? Özkendi annesi. Yalan babaannenin. Söyleme Servet. Yalan söyleme. Doğruyu konuş. Babaannem biraz varlıklı bir insandır. Keçisi vardır, parası vardır, koyunu vardır. Şimdi kışın en son artık çalışacak iş yok. Bizi çalıştıramaz zaten. Paramız kalın. Bitmeye gelmiştir. Bunun meraları var. Meralarına gidip keçi çalardık beraber babamla. Yalan. Serap abla yalan. Yalan. Doğruyu söyle oğlum. Ne hırsızlığı? Bu kadarını... Sen iyi değilsin oğlum. Biliyorum uyduruyor bak. Mu yani? Uyduruyor mu? Uyduruyor. Yemin ederim de uyduruyor. Gayet ne sağlıklı görünüyor ama. Yok Servet, uyduruyor. İyi düşün. Emin misin? Ben ya, eminim. Yaptığım şeyi yani doğru hatırlıyorum. Yaptığım peki. Şey. Hayır, ve yanımda babam da var. Serveti küçük düşürecek bir durum toplum nezdinde. Kendisi hakkında bunu söylediğine göre doğru olması lazım. Ben yapıyordum, birisi yapıyordu demiyor. Ben yapıyordum diyor. Peki yani kendi babaannenin, baban kendi annesinin merasından? Keçilerini, hayvan için yemlerini, çuval çuval yemler, ondan sonra zirai gübreler. Bunları alıyorduk yani babamla beraber. Peki, yalan söyleme Servet, doğruyu söyle. Peki doğru nedir Seren Hanım? Hırsızlık olay olmaz. Kendimiz çalışıyoruz, kendi bildiğimiz paramızı kendimiz yiyoruz. Hayır, nasıl gidiyor. Olsa ama annemin ayıp. Diye alıyor olmasın. Yok, babaannem olmaz. Diyor çünkü. Olmaz. İzinsiz bir şey alınmaz. Ama diyor ki çalışacak hiçbir yer kalmamış, paramız bitmiş. Mera'dan yani detay da vererek yani artık mecburiyetten gidip çalıyorduk demeye getiriyor aslında. Bilmiyorum. Hayır. Babanın herhalde şekeri falan yükselmiş. Dün bu suçlamalarda bulunduğun için kabul etmiyor zaten baban bu suçlamaları. Ben hangi baba diyor oğlunu diyor hırsızlığa teşvik eder diyor. Doğru. Bilmiyorum. Yani ben doğru mu söylüyorsun? Bu yalan söylüyor. Bilemem ama yalan bu kadarını niye uydursun? Hem babası hakkında hem kendi hakkında. Hani babam yapıyordu demiyor. Beni de işin içine koyuyordu yok. Diyor. Milyonların önünde de bunu söylüyor. Yok yalan söylüyoruz Serap abla. Servet doğruyu söyle oğlum ya. Daha ağzımı açmadan belki 50 kere yalan. Servet bizi niye tehdit ediyor? Onu bana bir söyle. Özel numaradan arıyorsun. Beni tehdit ediyor. Sizi öldüreceğim diyor. Bana başka oynatacağım diyor. Kendi numaramdan ararsam da siz arıyorsunuz bu sefer. Ama tehdit var mı? Tehdit dediğim şu ben kardeşlerimi görmek istiyorum. Bu tehditse tehdit olsun. Öldüreceğim, asacağım diyorsun ama. Yemin ederim öyle demiyor musun telefonda? Hangi bir abi kardeşini asar? Kardeş asacak demiyorum. Ben, kardeş benim demiyorum. Burada ne işim var? Servet kardeş demiyorum. Babanı seni asacağım göstereceğim diyorsun. Öldüreceğim diyorsun. Beni babanızla oynatacağım diyorsun. Doğruyu söyle. Anne bak buraya bile zorla geldim. Hayli anne diyorum bak sana. Buraya bile zorla geldim. Aranmam oldu halde ben Mersin'e Gaziantep'ten nasıl kalkıp gelim? Doğruyu söyle. Ekip bana öyle dedin. Ekiplerin haberi var. Jandarmaya söyledim. Dedim ben böyle tehdit altındayım. Oğlum, öz oğlumdan dedim. Arayabilirsiniz. Güzel olup jandarmayı arayabilirsiniz. Senin annenle babanla sorunun ne Servet? Ben şimdi... Bu annem buraya gelmeden 3 gün önce annemi gizli numaradan aradım. Evet akşam üstüydü. Ben kardeşimi görmek falan istiyorum dedim. Yağmur Ecem'i özellikle baskılayarak söyledim. Ondan sonra Yağmur Ecem konusu açıldı buraya geldi. Madem ben kayıptım, madem bir buçuk senedir sesimi duymuyor. Neden bir ay önce değil de iki ay önce değil de şimdi geldi? Hemi, ben Yağmur Ecem'i görmek istediğimde buraya geldi. Servet, Gülay geçen niye tehdit ediyor?
Numarayı gönderdi. Aradığım numarayı gönderdiler. Tehdit etmişim ya. Söylediğim kelimeleri aynen söyledi. Ben kardeşimi görmek istiyorum dedi. Tamam. Dedi. Görmek istersen var, kadın gösteriyor. Biz ne varıyoruz? Ondan önce aradım, merak etme. Ondan bir dakika önce de Gülay Hanım'la konuştum. Gülay Hanım dedim, siz misiniz? Evet dedi. Ben dedim Yağmur Ece'mi görmek istiyorum da gelmek istiyorum yanınıza dedim. Tamam dedi. Yağmur herhalde o zaman da okula gitmişti. Bilmiyorum artık nereye gitti. Bir dakika geçmeden aradan kendisi aradı. Yağmur'un şu anda psikolojisi biraz bozukmuş. Kendisi dedi gelme bence dedi. Ben de dedim kendi canımdan olan birinin yanına nasıl gelmem? Yıllardır görmüyorum. Sen bu yaşına kadar kaç kere gördün Yağmur'u? Ben görüyorum Yağmur'u. Gülay söyle. Kaç kere gördün? Ben görüyorum. Telefonda var, konuşuyorum, yüz yüze görüşüyoruz. Ben nereden baksan 3 ya da 4 senedir bu Yağmur'u görmüyorum. Neden? Gidemiyorum yanına. Yurt meselelerim, aranmam. Gittiğim dakika zaten bir kurban bayramında gitmiştim yurttan kaçarak. Hemen kendileri dedi. Polisi arayın, polise yakalattırın bunu dedi. Yurttan kaçmışsın ama. Oraya gelmişsin Ahmet abi sağken. Yurttan söyledim. Kaçıp bak kardeşimin yanına geliyorum yurttan ben. Yurttan kaçıp da sokağa şuraya buraya gitmemiş. Anne babasının evine gelmiş. Bize gelmedi. Kardeşinin yanına gelmiş. Yani Hasan tamam abi. Kaçmış. Teslim ama bir bayramdır sonuçta. Önce bir bayram başı. Hasan abi bize gelmemiş. Direkt oraya gitti. Yurttaki hocalarımdan kendine dediler. Zaten sizinle de konuştu. Bayram ziyaretine bütün çocuklar gitti. Bir tek ben kaldım hemen hemen. Sizinle yurt müdürüm konuştu. Gelin serveti alın. Zaten 9-10 aydır hiçbir yere çıkmamışım. Dışarı çıkmamışım. Konuştular dedi ki babam söz bir ay sonra ben bunu izinli olarak alacağım dedi. 3,5 aya geçti. Kimse ne aradı ne sordu. Hiçbir telefon alamadım. Ziyaretine de gelen yok. Kimse. Bu kaldığım yurtta 2 sene boyunca kimse beni arayıp sormadı. Gerçekten mi? Ya telefon açıyorum. Telefon yeter mi Seren? Ama yerini bilmiyorum ben. Biliyorsun Gaziantep'te sosyal hizmetlerde diyorsun. Tamam ama yerini nasıl gitmiyorsunuz bilmiyorum. Ya? Ama telefonda görüşüyoruz. Görüşmüyoruz ya telefonla değil mi? Anne babalık yapılır mı? Telefonla anne babalık yapılır mı? Daha dün de sesini asla duymadım diyordu yıllardır. O çocuk başkalarının anneleri babaları geliyorsa ziyarete ya da bayramda alıyorsa o da aynı haklara sahip ve o da görmek ister sizi, alın ister. Ne demek 3 sene hiç Serap abla getirdiler. Ekipler elime teslim ettiler. Ben de aldım diye imza attım. Yalan desin. Ertesi günü niye kaçıp gidiyor? Çarşamba günü bak. Kaçmanın birincisi ekipler getirmedi. Ben mahkeme açtım yurttayken. Senin haberin yok. Aileye zorunlu teslim mahkemesi açtım. Ve bu mahkemenin de kararı şudur ki. Aileye zorunlu teslim koruma ve bakım kararına gerek yoktur. Ailesinin durumu vardır. Ben bu mahkemeyi açtım ve kazandık. Aileye zorunlu teslim yapıldım. İmza attım. Zaten kaçacağım bir yere ben neden kendim gideyim? Gittim. Valizlerimle beraber gittim. İmza attılar. Ben artık bunların o şeyim yani. İmaya altında. 2 gün geçti geçmedi. Babam bana bu koltuktan kalkmayacaksın artık dedi. Ya ben de tamam dedim. Kalkma işte. Ben evden görüyorsun. Kaçmadım. Kaçsaydım valizimi de alıp kaçardım. Valizim hala bence o masanın da altında duruyor. Ve ben seni 2 gün sonra aradım. O merdivenin başındaki bıçağı gördüm dedim. Babam beni bıçakla kovaladı. Boşuna yalan söyleme. Yalan söyleme babam yanında bir koyun gidiyoruz. Gördün mü o bıçağı dedim ben buldum evet, yerde. Evet yalan söyleme. Ben koyunun başındayım. Babam da dinamayla şey suluyor. Sepsi suluyor. Nerede kovuluyor seni? Neler söylüyorsun sen ya? Babam beni yani bıçakla kovaladı. Yalan söylüyor hocam ya. Ben kendisini aradım o bıçağı buldun mu dedim. Merdivenin başındaydı dedim. Kekik kese gitti kekik. Ha, Naim Enge de biliyor, Yasin de biliyor. Kekik için mi duruyordu o bıçak evet, orada? Evet, kekiği kesmiş, kesmiş getirmiş, merdivene koymuş. Yok, ben de sandım ki bizim komşu var, Yasin diye. Onun yanına gittik sandım. Telefonunu açtım, Naim Enge dedim, servet orada mı dedim. Yok dedi, ne serveti dedi. O zaman deriden tarafa bir sesleniversin, Yasin dedim, ben koyun gidiyorum dedim. Tamam dedi, servet diyor, Yasin yok dediler bana. Servet yok dedi Yasin. Sen o bıçağı baban sana zarar vereceği için oraya koyduğunu mu zannediyorsun? Kendi koymuş. Merdivenin başına kendi koymuş. Kekik var. Ben sen orada koymuşsun. Babamla kavga ediyordum. Nerede bıçağı çekti gerekirse o bıçak orada hala duruyordu. Kovaladı diyor Serap Hanım yani bıçak yalan oradaydı söylüyor, babam hocam, beni bıçaklayacaktı değil. Hayır. Babam beni bıçakla kovaladı dedi. Seren Hanım diyelim ki yalan söylüyor Servet. Evet. Ne menfaati var yalan söylemekten? Niye yalan söylüyorsun onu? Niye söyle? Yani ne ben çıkarın olabilir? Söyleyecek bir durumum yok benim. Ha, zaten işte. Bir kere sen dedin 17 yaşında ben şu an 18'ime girdim. Hı. Yoksa buraya nasıl geleyim? Yani sen boşuna konuşuyorsun bence. Hem ben kaçsam oradan valizimi alıp gelirim. Valizimde bütün eşyalarım duruyor. Param valizimin içinde.
Kıyafetlerim valizimin içinde. Ben neden valizimi almayıp kaçayım? O kadar yolu tekrardan geleyim. Ama sen niye evden kaçıyorsun? Tamam teslim ettiler. Şey yaptılar. Kaçsam valizimle gidip kaçarım. Gidip bağırıyorsun sen. Servet, Servet, Servet arıyoruz. Ondan sonra hemen jandarmayı arıyorum ekipleri. Servet Boz kayıp oldu. Bana bugün dünden teslim edildi. Bu sefer çocuk 24 saat geçmeyince de bakmıyorlar. Evet. Ondan sonra dedi bakarız dediler. Servet, her yerde aramışlar bulamamışlar. Senin bazı fotoğraflarını görmüş. Hatta bir tanesini evet. kaldırmışlar. İki tane yaşça çok büyük evet, insanlar. Evet. Bir tanesi de var. Evet, pek tiplerini gördüm. Beğenmemiş, duruşlarını beğenmemiş, gözü tutmamış annenin. İsimlerini verme de. Bu insanlar kim? Sen onların yanında ne şu yapıyorsun? Şu fotoğraftaki yanımdaki Gaziantep şehit ailelerine yardım eden bir kuruluş var. Onun daire başkanı. Ha, düzgün insanlar evet. yani. Evet. Ne yapıyorsun sen? Yani... Hem de avukat bu arada o yanındaki adam. Ben düğün salonunda çalışıyordum o zamanlar. Bu... yanımdaki abi diyeyim artık ismini söylemeyeyim. Abiyi tanıyorum. Gel abi dedim. Fotoğraf çekilelim. Ondan sonra sizin o ofisi var onların. Gelin oraya misafirliğe gidelim dedim. Tamam dedi. Orada çektik fotoğrafı. Yanımda bir kişi daha vardı. Normalde o da Suriyeli. Tanımadığım için geri kırptım onu. Niye o eldiven var elinde? Elimdeki bandaj. Niye var? Bandaj öyle çalışırken takıyordum ben onu. Ne iş yapıyorsun sen şimdi orada? Düğün salonunda normalde o zaman şeydeydim. Garsonluk falan uğraşıyordum. O kadar çok iş değiştirdim ki o şimdi zaman... Şimdi ne yapıyorsun? Şu an dövmecilik işini öğrendim. Kendi işimi kuracağım. Sen niye okula gitmiyorsun? Açık öğretime alındım ya anne. Ne alalım? Sizin evinizdeyken. Tamam. Okuyor musun yani? Açık evet. öğretimde. Evet. Geçen dershaneciler aradı. Servet Boz'un kaydı olacak. Ben dedi. Gaziantep. Ben de Servet Boz yok benim dedi. Kaydım Gaziantep'te. Sizi nasıl arıyorlar? Vallahi yemin ederim babanı aradılar. Direkt aradılar geçen hafta değil ya mi? Ya sen çocuğunu aramamışsın ki Seren Hanım Allah aşkına. Ben çocuğunu sen da diyorsun bulayım. Ki oğlum çocuk sen okuyor musun? Yatadak. Oğlum sen dershane ama sen gidip de çocuğunu yurtta ziyaret etmemişsin 2 sene. Ama şimdi diyorsun ama oğlum sen okuyor musun? Ama arıyoruz biz ya telefonla. Ya senin bunu ya oturtman çocuk lazım ya. Yeterli olabilir mi? O zaman herkes çocuğunu doğursun. Bir yere göndersin, telefonla şimdi, konuşsun. Şimdi bir de mahkemesi var. Var. Bu ayın 20'sinde. Eskide şey vardı, meseleler var ya, kapandıydı. Yine yeniden açılıyormuş. Bir heyecanlanmadın, bir senedir oğlumu görmüyorum, evet. hayatından endişe ediyorum dediğin oğlum geldi. Bir kalkmadınız, bir sarılmadın, bir gözyaşı dökmedin. Ama ne yapayım geldi öyle, geçti gitti, ben ne yapayım? Gel zorla. Ama duygulanabilirdin yani mesela. Servet, bu Yağmur'un... evlatlık verilmesi meselesine gelelim. Evet. Annen diyor ki bizim durumumuz çok kötüydü. Bakacak durumumuz yoktu. O yüzden de hiçbir para karşılığı olmadan bir aileye verdik. Zaten onu verecektik. Birkaç yere haber salmıştık. Onlar aldılar. Herhangi bir karşılığında para aldığını kabul etmiyor. Fakat 3 sene sonra diyorum bir çocuk daha yapmışsınız. Yani madem paranız pulunuz yoktu. Sen bunu çok mu mesele yaptın? O kadar çok mesele yaptım ki çocukluğumdan beri şüphelerim vardı zaten. Şimdi doğrudur. Hiç durumumuz yoktu. Tam böyle arkana yaslan. Ha, doğrudur. Evet. Durumumuz yoktu. Evet. Ama şöyle bir şey oldu. Çatmada yaşıyorduk biz. Hani naylondan bir ev. Evin temeli bile yok. Hiçbir şeyimiz yok. Babam denilen adam motora binerdi. Şimdi bu Yağmur'u verdik. Aradan bir sene geçti geçmedi evin temelini attı. 2 katlı ev çıktı. Bir tane traktörü oldu. Koyun sürüsü oldu bu adamın. Kendi tarlasını işletir oldu. Ben yani inanamadım bir senede böyle gelişeceğini babamın. Çünkü biz yevmiyede çalışıyordum. O yaşımda yevmiyede çalışıyordum. Ben günlük 50 lira para alıyordum. Günlük 50 lirayla o ev yapabilecek kimseyi tanımıyorum ben. Yani? Ama yani kesinlikle raporlu, parayı şeker raporlu. Alındı. Raporlu. Kesin... Raporlu olunca devlet para veriyor az. Kesinlikle para aldıklarını mı düşünüyorsun? Evet. Hayır. Devletin de bize yani öğrenci başına verdiği... 180 lira bir para var. 2 öğrenci 180 lira para var. Sırf bu parayı almak için de babamla annem şeye geliyorlar. Kontrol etmeye geliyorlar evimizi. Evimizi değiştirirdik, çatmaya tekrardan taşınırdık. O Oo. Sırf o 180 TL'yi almak için. Kendisini acındırıyordu. Yani ben burada kalıyorum diyor. O evde çalıştığım adamın evi diyordu. Bu yalanı yıllarca söyledi onlara. Sırf o 180 TL aylık parayı almak için. Ama o paralarla da ev yapılmaz yani. Yapılmaz. Sen Yağmur'un kardeşin olduğunu ve başka bir aileye verildiğini kaç yaşındayken tam olarak öğrendin? Yani hemen hemen o ev yapıldı zaten onlar misafirliğe geldi o eve. Hı. O zaman bu kim falan kardeşin dedi. Dediler. Ben durdum yani.
Ya peki, bebekten resim çekildi ya kardeşim, kucağına alındı. O ben bebekliğimi nasıl, çocukluğumu nasıl hatırlayayım? 2-3 yaşında kendimi nasıl hatırlayayım? Ne yaptığımı nereden bileyim ben? Tamam. Kardeşin olduğunu biliyordun. Ara filmler kucağına aldın. Sadece. Ne gibi? Yani Çatma'da yaşıyoruz. Tamam. Çok kalabalığız. Bunları hatırlıyorum yani. Küçük en son küçük kareler evin gibi şeyler hatırlıyorum. En son evin temelini atıyordu babam. Bunu hatırlıyorum yani. Ondan sonra bir gelişme oldu. Tarlaları işletir olduk. Koyun sürümüz oldu. Traktörümüz oldu. Birdenbire bir paralandınız yani. Aynen. Tarla derken nerede tarla acaba? Tarlamız, kendimizin zaten bir tarlası var aileden kalan. Tamam. O tarlayı ama işletecek bir durumumuz bir yok. Kaçtı, o tarlayı işletecek yani. Bir durumumuz yok. Yani traktörü lazım, yemi lazım, bu gübresi lazım, ilacı lazım. Bir anda onun önümün, 8 önümünü dikmeye başladı babam. O gerisi tarla dedin, riskli. Bizim sadece bir ev yeri var. Bir dönüm kaç dedi ya, 800 mü? Tamam, bir öyle dönüm bir şey. Evinin yeri var ama daha o paylaşılmamış bir toprak. Yani kullanabiliyor babam şu anda. En büyük kardeş olduğu için onu da şu anda o tarla istediği gibi kullanabiliyor. Senin kardeşine evlatlık alan ailenin reisi, yani babası, bey babası vefat etmiş kışın. Ve sen de birden Yağmur'a bir düşkünlük başlamış. Yağmur'a bir takım miraslar kalmış, miras kalmış bu şahıstan. Evet. Sen o Yağmur'a kalan mirasın peşinde misin? Bir asla, beklentin var mı onunla asla ilgili? Asla zaten bana kalmayacağını da biliyorum. Benimle hiçbir alakası olamaz ona kalan malın. Peki baban sana ona kalan mallardan sana koklatmayacağım demiş. Sen öyle bir şey... Ben daha evimi yaptıracağım diye bir cümle kullandı. Daha üst katımı daha boyattırmadım, onlara boyattıracağım diye bir cümle kullandı. Ama kazanıyor artık, kendisi yapabilir. Kazanıyor ama hala onların peşindeydi. Şu an adam öldüğü için de parayı kimseden alamıyor. Mecbur alamaz çünkü kaldı. Çocuk 14 yaşında. Evet. Şu anda evlatlık alan anne onun vasisi. Yani ona evet. Kalmış para da yok şu anda. Yok. Mal mülk de yok. Bütün yönetim şu an annede. Doğru mu? Evet. Elleri bollaşmıştır bir şey de onu bilemem ama zaten Yağmur 18 yaşında değil ki. Evet. Babadan şu kadar para kal. Anne hayatta zaten. Evet. Dolayısıyla... sen bir paranın pulun peşinde misin? Ya da bu Gülay Hanım'dan arayıp hiç para istedin mi? Asla. Hı. Senin kızgınlığın kime Servet? Annemle babama. Hangisi? Yani anneme diyelim. Çünkü annem zaten kendisi 3 yıl önce de geldi. Evlatlık verilen birisi. Kendi çektiği acıyı kızına çektiriyor şu anda. Yani çok mantıksız şeyler ya bunlar. Kendi çektiği acıyı çektiriyor şu anda. Yani 20 sene sonra kızın senin yerine aynı seni aramaya geldiğini görünce olmayacak mı öyle yani? 20 sene sonra seni aramak için buraya da çıkabilir. Yok, biz günlük görüyoruz. Haftada ayda bir sefer görüyorum. Geçen ay gördüm Gülay'ı. Buraya gelmeden geçen ayda ben gördüm. Edemli'de gördüm. Ben 4 senedir görüyorum. Yağmur dedim, ne arıyor dedim. Şeye yazdırmış. Ben 4 senedir görüyorum. Kur'an kursa yazdırmış. Telefonumda 4 yıldan beri. Bize geldiler. Fotoğrafı var. Kız kardeşinize düşkünlüğünüz kimsesizlikten. Yani anne baba bir kimse olarak yani, görmüyorsunuz. Hayatta bir kız kardeşim. Ben bile bu acıyı çekiyorsam o kız kardeşim kim bilir neler çekiyor. Bir de babası yeni vefat etmiş. Babası dediği kişi. Ama orada çok iyi bakılıyor. Bakılıyor ya. Bakılıyor. Babası ama dediği kişi vefat etmiş bir de. Senin yani. Bir kız kardeşin daha var evet, Sude. Ona düşkün değil misin peki? Annemi aradığım zaman Sude ile de konuşuyorum. Sude'yi de ver diyordum. Kime ha, konuşuyorsun. Evet, ama onu görmek istemiyor musun yani? Onu zaten görmek istiyorum ama bunların yanında kaldığı için gidemiyorum. Gel, kötü bir şey mi diyeceğiz? Öz oğlumuzsun. Ya gelecek. Mahkeme kararı çıkartmış yurttan anne babasının tamam. Yanında kalmak için. Tamam. Valizini de bırakarak evden kaçmak zorunda kalmışsınız. Nasıl biz anne babalık yapmışsınız? Biz ne yaptık ki kaçtık? Nasıl bir kendi anne kaçıp gidiyor hocam. Anne benim kendi kaçıyor. Babasını bıçakla kovalamış. Valizini yalan bırakma. Söylüyor hocam. Sen ne yaptın? Şimdi diyorsun ki ya oğlum sen niye kaçıyorsun? Okuluna niye gitmiyorsun? Tamam. 2 yıldan beri yanına gitmemişsin yurduna. Telefonda diyorsun, görüşüyorum ben hocam. Ya ben telefonla görüşülür mü? Seren Hanım sen ne? Bu senin evladın canın ya. Ve tamam siz da. Annesini bulmuştunuz. Bir sorabilir miyim? Anneni buldular sağ olasın. Hı. Kaç sefer gittin yanlarına? Bir sefer gittim. 3 yıldan beri bir kere annesinin yanına gitti. Şimdi de benden senin yanına gelmemi mi istiyorsun? Bak şimdi ben onunla da konuşmuyorum. Neden konuşmuyor? Konuşmuyor şu an. Seren peki anneni bulduk. Madem bir kere görüşecektin 3 senede niye bu aradın? Nal bak ben arıyorum annemi. Anne diyeceğim tamam mı? Ne yapıyorsun? İyi mi diyeceğim. Arada günlük açıyorum. Torununa veriyor. Kızın
Ebeniz nerede diyorum. Çok yaşlı ama konuşamıyor falan. Konuşuyor, konuşuyor. Kulağı peki Servet'in kuzeni mi dediniz arkadaşlar? Kuzeni? Peki babanla görüşüyor musun Seren? Hayır, konuşmuyorum. Konuşmuyorsun. Konuşmuyorum. Seren'in kuzeni hattaymış. Alo. Alo. Buyurun. Serap Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, buyurun. Ben şöyle söyleyeceğim. Kendisi orada oturuyor değil mi? Vicdanı rahat mı? Ben onu soruyorum. Biz dedemi kaybedeli bir hafta oldu. Acaba hastalığında sormuş mu? Kendisi, dedem sizin yayınınıza da çıktı. Kendisini aradı, sordu ve defalarca kez kendine yardım etmek istediğini söyledi. Ne biz dedemi kaybedeli bir hafta oldu. Dede annesini babasını saymayan bir insan. Seren baban ölmüş. Evladına sahip çıkar mı? Baban bir hafta önce ölmüş. Ne yapayım? Haberin yok. Yok. Aa, bir de ne yapalım yani tepki bu mu? Burada mı öğrendin şimdi babanı? Evet. Aa. Duyun, duyun. Baban ölmüş baban. Bu hangisi? Çilem mi? Ya, kimin olduğunun ne önemi var? Kuzenin işte. Adını vermek zorunda değil ama baban ölmüş. Seren. Allah'ım söylesin ne diye. Ya görüyorsunuz bu kadar geniş bir insan unutamıyor. Benim dedem anneannem onun yanına getirdi baktı. Kendisi durmadı kaçtı gitti. Dedem defalarca kez kendisinin yanına gitti yardımcı olmak istedi. Ama kendisi her defasında bahaneler bahaneler. Benim dedem neler çekti ne acılar çekerek vefat etti. Bakın verdiği tepkiye bakın. Servet dedeni sever miydin? Çocuk görmedik mi? Görmedik. Tanımıyorsun. Gelmiyorduk. Görüyorsunuz. Görmedik. Haberi bile yok yani. Sonra bak. Servet'in bile gözleri doldu burada. Belki kamerada belli olmuyordur. Sizde hiç tepki yok. Seren Hanım nasıl iştir bu? Ya hiç baba, görmediği dedesi için gözü doldu çocuğun. Taner abi gördün ya. Kızımı diyor bir teklifim var diyor hatırlıyorsanız. O çocuklarını bıraksın kocasını bıraksın gelsin diyen adamı ben ne yapayım? Ama sen hep ne diyordun? Benim kocam dayak atıyor. Çocuklarımı zorla evlatlık verdi. Hatırlarsan kimlerin yanına gidip ya, de... Ya dayak atmıyordu. Edin. Bacım sen kim? Adını söylesene. Ben adımı vermek istemiyorum. Adım hiç önemli değil ama ben senin yaşantını, her şeyini çok çok iyi biliyorum ben. Çilendi. Seren. Hı. Ne yapacaksın ya? Şimdi çocuğunu evlatlık veriyorsun. Bir çocuğun ortalarda... Gaziantep'te ama bir gidip görmüyorsun iki sene boyunca. Baban ölüyor, hiç umursamıyorsun. Anneni buluyorsun, bir kere gidiyorsun. Ben çocuklarına da sevgi duyduğunu düşünmüyorum evet. O ya zaman. Ya Serap abla, ben diyorum ya annemi arıyorum, çocuklara veriyor. Kalkıp evine gitsene. Gittim, geldim. Bir kere önce diyorsun. Bir iyiydi, tamam mı? Ama bir kere onlar diyorsun. Onlar geldi, gitti. Ondan sonra ben de gittim, geldim. Gittik, yani sen... geldik. Ben çocuklarına, diyorum, babana, annene böyle davranırken çocuklarından size düşkünlük, size sevgi, size bilme bekleyemezsin. Beklememelisin. Evet. Çünkü sende bir farkın yok yani o zaman Servet'ten. O da ne gördüyse onu yapıyor bu ya, durumda. Bir trajediye şahit oluyoruz. Ya canlı yayında babanın öldüğünü öğreniyorsun. Ne yapalım diyorsun ya ne yapalım. Tabii ki ölüm karşısında yapacak bir şey yok ama. Ne bileyim öyle ben. Bir çare yok ki. Bu Allah kadar da normal karşılanır mı bir insanın? Babam öldü. Ben babalı görmedim. Bir şeysini alıp da ne giydim ne içtim. Bir 18 kadar... yaşında geldim tamam mı? İstanbul'a 18 yaşında geldim. Baba dedim ben geze gelmedim. Ben annemi bula geldim dedim. Öldüyse de Fatih'e okurum dedim. O zaman çocuklar yordu. Yolda gezi geze geliyoruz. Hanımı da vardı Bingöl karısı. Ben dedim geze gelmedim, ben öz annemi bula geldim dedim. Ne yapacaksın anneni diyor. Canım o öyle der, onun boşandığı karısı. Ben senin annen. Ben geze der. Gelmedim, yüzüne de haves diyelim. Beni evvel ne bu atalık görmemiş, evlat görmemiş babam. Tamam sen de aynısın şu durumda. Tabii. Sen de öylesin. İnsan doğurduğu çocuğu başka kadın mutlu olsun ne yapayım onun çocuğu yok diye verir mi ya? Gelsin, sevsin. Ne bileyim gitsin işte sosyal hizmetlerde anasız babasız terk edilmiş çocuklar var. Onlardan alsın. İnsan doğurduğu çocuğu nasıl kıyarda götürür verir ya? O zaman hakikaten bu ailede bir kökeninde bir sevgisizlik, ilgisizlik var yani. Bu da kaçıp gitmesin yanımızdan. Bir kötü bir şey etmiyoruz. Beraber yiyip içiyorsun. Kuzeninle biraz konuşacağım.
Diyor ki ben babamı doğru düzgün tanımıyorum. Daha doğru düzgün atalık yapmadı bana diyor ama siz de diyorsunuz ki gitti geldi yardım etti baba. Nerede yardım Serap Hanım İstanbul'a yanına gitmişti. Evet. Dedem kendisine her türlü sahip çıktı ama bu kaçtı otogardan gitti geri getirdi dedem. Gene durmadı. Karşıdaki bakkallardan mı borçlar yapmadı? O evlendiği adam şimdiki adamla. Dedem kesinlikle istemedi evlenmesini. Hatta çocuklar küçükken dedem gitti. Bak dedi çocukların küçük. Gel götüreyim seni. Çocuklarına da bakayım. Sana da bakayım. Kendisi gelmek istemedi. Adama yapıştı kaldı. Sonra da gidiyor. Orada burada Erdemli'de milletten yardım istiyor. Çocuklarıma evlatlık verecek. Öyle yapacak böyle yapacak diyor. Ben kimseden yardım istemedim bacım. Ondan sonra ben seni çok iyi biliyorum. Sen Gucci'ydin. Hani tanıdın ya. Yaşına sınıfa giden bir çocuğuydu. Tanıdın yani. Evlat da umurunda değil. Ben bir şey söylüyorum bakın evlat da umurunda değil. Ha ben şunu da söyleyeyim size gerçekten Servet eğer isterse ben yanıma alırım onu. Her şekilde de destek ben, olurum ben o çocuğa. Çilem sen mi? Çalışıyor. Çilem'in ya sesine boş ver benziyor. Sen kim olduğundan ama o senin yanında kaçar bu çocuk. Hayır kim Hadi. Olduğunu anlamışsın hala kimsin sesini anladın. Ben onu benim yanımdan niye kaçtım? Ben ona sevgi ilgi gösterdikten sonra ben ona bir aile anne gibi davrandıktan sonra niye gitsin o çocuk benim yanımdan? Bak Servet ne diyor? Tanımadığım kadın bana sahip çıkıyor diyor. Sen öyle duruyorsun tabii haklı. Peki baba son zamanlarında eğer ki şuuru aklı yerindeyse... Mesela Seren'i görmek istedi mi? Ya bana çok istedi. Son ana kadar aklı yerindeydi zaten. Son ana kadar. Kızımı bulun gelsin bir helalleşelim bir göreyim dedi mi? Kendisi aradığı numarasına ulaşmaya çalıştı. Defalarca kez aradı ama kendi suratına kapatıyordu ki duyduğu zaman. Sesini. Beni kimse arayan olmadı. Benim numaram telefonum gece gündüz açık. 24 saat açık. Herkes ulaşıyor. Vallahi yanımızda da aradı seni defalarca kez. Sen telefonu suratına kapattın. Konuşmak istemediğini vallahi söyledin. Vallahi beni kimse aramadı. Yemin ederim kimse aramadı. 24 saat telefonumu açık. Ya bilmiyorum yanımızda aradı yani. Bunun inkar edilecek Seren, bir tarafı yok. Babanın... Defalarca kez de senin yanına geldi. Ama sen istemedin. Sen o hayatı kendin istedin. O çocuklara da sebep oldun. Sen yazık günahsın mı gencecik çocuk? Babanın mezarını sormadın. Nerede yatıyor? Belki buradan İstanbul'dadır. Çıkıyor. Esenler'dedir. Esenler'de hayır yatırıyor. İstanbul'da değil Malatya'da. Bak, Malatya'da. Sen Malatya'da mısın? Yani gidip ziyaret edecek misin babanın mezarını mesela? Gidemem. Ha? Gitmem. Gitmezsin. Ya oğlunu ziyaret etmiş. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şöyle yaparım. Gitmene de gerek yok. O hakkını da helal etmedi sana. Etmesin. Hani Servet şey... kaç kardeşsiniz Seren? Kaç kardeşsiniz siz? Ben o zaman ekranda duyduğum 15'ti, 14'tü. 15'ti, 14'tü. Biri mefat etti. Ne 15'i ne 14'ü ya? Yani... Ama öyle diyordu. Baba aynı, anne ayrı mı? Yok, anneler hep ayrı. Beraber... Ben teki. Beş kardeş biz, dört kardeşti. Diğer eşinden bir de sensin. On. Toplamda 10 kardeşsiniz. Ne 15'i ne 16'sı yani. Valla bana öyle dedi. Hiç kardeşini hayır. Görmedin mi şu an? Ben öz kardeşim yok. Hep biliyorum. Diğerleri de kardeşin sayılır. Aynı babadansınız. Tamam baba ayrı da annemiz ayrı. Tamam da hiç merak etmedin mi ya? Bir ben Çilem'e de... merak ettim. Bak dedim Facebook'tan konuşuyordum. Facebook'tan silindi, sildi, reddetti. Evet çünkü evlendi Çilem. Hayatını kurdu Çilem'in. Yani Çilem'in kimseyle bir işi yok artık. Bunu sildi. Ben Facebook'tan şey yapıyordum. Ama bir bak girdim sonra reddetmiş. Senin şu anda baban öldüğü haberini canlı yayında öğrendin. Şuranda bir şey oldu mu şuranda? Hiç sanmıyorum Serap Hanım hiç yok. Sanmıyorum. Olmamış zaten. Ben bir şey yani sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Ben canlı gönülden de söylüyorum. Servet gelmek isterse gerçekten yayından sonra ben numaramı verebilirsiniz. Başımla gözüm üstüne ama Seren'e lütfen kesinlikle benim numaramı vermeyin. Yok canım zaten onda öyle bir isteği yok yani. Kimseyle ama bir... Servet isterse başımla gözüm üstüne ben her şekilde sahip çıkarım o çocuğa. Peki size de başsağlığı diliyorum. Seren başın sağ olsun. Baban ölmüş, oğlum deden ölmüş başın sağ olsun. Senin bundan sonraki planın ne? Ailen yani annen seni götürmek için geldi hani gelirse... artık evine dönsün diyor ama sen de artık 18 yaşına girmişsin. Tabii ki ne istersen onu yapabilirsin. Dediğim gibi zaten ben Antep'te bir yakın bir çevre kurdum kendime. Gerçekten anne baba gibi davranan insanlar var benim için. Öyle sağ mi? Olsunlar, var olsunlar. Beni sokaktan aldılar.
Bu 1-2 sene boyunca kendileri baktı zaten bana. Arayıp da sonra da bilirsiniz. Hatta beni meslek sahibi edenler yani onlar. Ben peki onların anneni babanı tercih ediyorum. Özlemiyor musun? Hiç ziyaretlerine gitmeyecek misin? Artık hiç. Hiç? Artık hiç. Kendi annesi için, babası için bunu yapıyor ya. Benden de onu görsün istiyorum. Öyle mi? Benden de onu görsün istiyorum. Ne denir istiyorum. Ki? Etme bulma dünyası mı denir? Çok ne denir ama. Bilemedim. Bir şey diyemiyorum ama senin bir de Sude diye kardeşin evet. var. Yağmura düşkünsün. Onu görmek için onları tabii. Ben asla bırakmayacağım zaten. Oğluna söylemek istediğin bir şey var mı? Ya diyorum işte yurttan neden kaçıyor? Hani artık yurt yok. 18 yaşına girdi. 18 yaşına girdim ben anne. Şu adamların gittiği adamların yanından geldiği yerden ben güvenemiyorum. O adamlar Serap Hanım ben kışın beni sokaktan aldı adamlar. Adını da söyleyebilirim. Beni kışın sokaktan aldı. Üstüm başım kirliydi. Yemin ederim anlattım bu durumu adam ağladı yanımda. Ağlayacak bir adam da değil. Üstümü başımı aldı. Bir valiz eşya hazırladı bana. Servet sana sadece şunu söyleyeyim oğlum. Kimse de kimseye durup dururken bak tamam üzülmüştür. Menfaat beklemiyordu. Tek baktığı çocuk ben değilim. Merhametli adamdır belki evet. O ayrı. Ama ben bir genelleme de yapmıyorum. Evet. Ama lütfen dikkat et. Kimseye durup dururken kimse üstte başta almıyor. Onu evet, da bunu da yapmıyor. Aynen. Seni kötü işlere bulaştıran insanlar karşına çıkabilir. Aynen. Çok dikkatli ol. Yağmurdan kaçarken doluya tutulma. Her zaman gidebileceğin bir yer var. O da babanın, annenin evi olmalı. Hiçbir zaman bence kestirip atma. Hayat öyle bir şey değil. Lütfen Allah karşına iyi insanlar çıkarsın. Amin. Çok dikkatli ol. Lütfen. Zaten yani büyük para peşinde koşma. Yani. Az kazan, helal kazan, namusunla kazan. Kötü işlere bulaşma. Başına kötü bir şey getirme. Bir süre sonra ben inanıyorum ki bir anne baba özlemi de çekeceksin diye düşünüyorum. Serap abla. 16 yaşındaki kızı Zelal'i arayan bir baba. Görüntülerde, video görüntülerinde Zelal'i pek iyi durumda görmedik. Kaçmadan önce babasının bir müşterisi tarafından evin balkonundan ya da penceresinden çekilmiş görüntülerdi bunlar. Zelal'i Zelal dosyasına geçelim efendim. ...16 yaşındaki liseli Zelal İzmir'de kayboldu. Sabah saatlerinde evde çıkmış. 10 Eylül sabahı evde 10 Eylül. Çıkmış. Evet. Kızım bir yıldır depresyondaydı. Kızım sağlıklı bir insan değil. Hareketler yapıyor, birileriyle konuşuyor, havaya bakarak depresyonun yürüyor. Depresyonun ötesinde bir rahatsızlığı var o yani. Zaman. Zelal hiç tanımadı, annesini mi aramaya gitti? Zelal'in anneme gitmek istiyorum, onu bulmak istiyorum gibi bir hiç sizinle bir konuşması oldu. Bir kere bende bir resmini istedi. Bende resmi yoktu, yok dedim. 4 yaşından beri annesini hiç görmedi mi? Hayır, annesiyle 13 seneden beri ayrıyız. Kayıp Zelal'in 4 yaşından beri görmediği annesi canlı yayında. 13 yıl sonra anne babanın büyük yüzleşmesi. Şimdi. Mahmut Yıldız, hoş geldin Mahmut Bey. Şimdi efendim 10 Eylül tarihinden beri kayıp. Ama kaybolmadan aşağı yukarı bir hafta önce bir görüntüsü bir haftalıktı değil mi o video? Görüntüleri birisi tarafından çekilmişti. Kendisi züccaciye dükkanı varmış Mahmut Bey'in. Bir müşterim diyor. Aslında ne Mahmut'la kızının ve diğer çocuğunun yaşadığı eve yakın. Burası ne de dükkana yakın. Burası aslında... Serap Hanım burası pazarı. Ben burada 15 sene yakın tezgah açtım. Burayı biliyor yani. Tanıdığı, tabii, bildiği bir muhit tabii, burası. Tabii tabii o çevredeki oturan insanlar hepsi benim kızım. Kursa sonra. Mı gidiyordu dedin? Ne dedin? Hemen... Az bir sokak arka tarafında orada stajyer olarak gitti 3 gün. Ne stajı yapıyordu? Bir tane şey vardı orada, yemekhane gibi bir yer. Şef olarak orada. Orada staj evet, yapıyordu. Evet evet mutfağında 3 gün o da devam etti şeflik yapacak. Ama bıraktı sonra. Yani eve gelmeyince bıraktık. Peki bu görüntülerden bir hafta sonra mı aşağı yukarı gitti? Hemen kaç bir, gün? Bir hafta 10 gün. Bir hafta 10 gün. Efendim biz olay İzmir'de gerçekleşti. Oraya da bir ekibim gitti. Önce bir olay yerini daha yakından görelim. Nasıl oldu, nasıl
ortadan kayboldu. Sonra 10 yıl önce boşanmış karı koca. Zelal de 4 yaşındaymış anne baba evet. boşandığında. Ve 10 senedir de hiç görmemiş annesini. Sen de hiç karşılaşmadın. Hayır, ben de görmedim. Ne yaptığını da bilmiyorsun annenin. Nerede hayır, yaşadığını bilmiyorsun. Hayır, bilmiyorum. Nasıl bir hayatı var bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorum. Peki birazdan Zelal'in annesi stüdyoda olacak. Ve önce şu olay yerine bir geçelim efendim. Yaşındaki Zelal Yıldız 10 Eylül günü işe gitmek için İzmir Menemen'deki evinden çıktı ancak o gün her gün kullandığı yoldan farklı bir güzergah kullandı. Gerçeğin peşinde ekibi kayıp Zelal'in İzmir Menemen'deki mahallesine gitti. Evden çıktıktan sonra sola döndü ve ana caddeye çıktı. Orada kendisini gören tek bir komşu vardı. Onun da ismi Yüksel. Zelal o günden sonra kayıplara karıştı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. En son evine yaklaşık 17 dakikalık bir yürüme mesafesinde bulunan ana yol üzerinde komşu Yüksel tarafından görüldü ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Ekiplerimiz Zelal'i en son gören komşusu Yüksel'i buldu. Şu üst geçitin hemen bitiminde çöp bidonun olduğu yerde geriye doğru İzmir istikametine doğru yürüyerek seyir halindeydi. Fakat ben evden kaçtığını bilmediğim için durup kendisiyle ilgilenmedim. Altında giysi olarak siyah bir tane şort vardı. Şort demeyeyim de pijama tarzı. 16 yaşındaki Zelal nerede? Ve yanlış hatırlamıyorsam dün söylediğine göre sabah 7.30 civarında. Değil mi? Evet, sabah 7.30 civarında. Sen kaçta çıkıyorsun evden Mahmut? Biz erken çıkıyoruz. 5 veya 6 gibi çıkıyoruz evden. Biz dediğin oğlunla beraber evet, çıkıyorsunuz. Evet, oğlumla beraber çıkıyoruz. Zelal yalnız kalıyor evet. Evde. 6'da mı çıkıyorsunuz? Yani gideceğimiz gün hangi pazarın mesafesine bağlı. Ha, pazar yerine. Yani ilçe içe pazarlar. Tamam, anladım. O gün çıktınız ve 7.30 gibi de bu komşu görüyor kendisini. Evet. Ondan sonra da zaten hiçbir haber alınamıyor. Sabah 7.30. Hayır, şimdi benim aklıma şey geldi. Pijamalarıyla çıkmış evden. Komşu onu söylüyor. Zaten buradaki resimde de yani 16 yaşında bir genç kızın değil 5 yaşında bir çocuğun beğenebileceği şeyler var. Yani çok ciddi bir ilerleme olabilir hastalığında. Biz katatoni dediğimiz duruma geçmiş olabilir ve kimliği meçhul olarak bir psikiyatri servise yatıyor olabilir hocam, şu anda. Hocam aynı şeyi vallahi ağzımdan aldınız. Acaba hastanelere başvurdunuz mu? Her tarafa sor. Ama yaralı her olarak tarafa. Değil bakın. Yaralı ve kimlikle ararsanız bulamayabilirsiniz. Ama bu bir katatoni hasta yani kendini ifade edemeyen, söyleyemeyen, cevap veremeyen bir durumda psikiyatri hastanesine kaldırılmış olur. Tabii kimlik yazmayacaktır orada. Şimdi psikiyatri hastanesi ve klinikleri çok az sayıda zaten. Yani bunları tek tek dolaşıp sizin bakmanız lazım. Meçhul biri var mı? Kimliği bilinmeyen biri var mı? Varsa görmeniz lazım sizin kızınızla. Öyle bir arayış içerisine girmedik. İşte bunu akıl edemedik lazım. Ve kimliği de yanında. Yani yanında. Sürekli, evet, sürekli kimliği yanında. Ama yani pijama ile çıkmış. Pijama dedi normal. Eşofman. Yani eşofman gibi bir şey. Gönlük. Peki evde baktınız mı kimliği de yanında mıymış acaba? Evde sadece bir kimliğini almış. Başka hiçbir şey kimliğini almamış. Kimliğini almış. Evet, sadece bir kimliğini almış. Başka hiçbir şey almamış. Peki şimdi anneyi çağıralım efendim. Yani 10 yıldır 4-5 yaşlarındayken bırakmış anne iki çocuğunu Ömer'i ve Zelal'i. Şimdi gelsin Hediye Hanım'ı bir alalım. Onun da evladı tabii ki. Hediye Hanım hoş geldin. Nasılsın Hediye? İyi değilsin değil mi? Of of. Parçalanmış aileler. Ama tabii çocuklarla anne babaların parçalanmaması gerekiyor. Anne babalar boşanabilirler, evlilikler yıkılabilir ama çocuklarla parçalanınca istenmeyen sonuçlar oluyor. Hediye, 10 senedir kızını ve oğlunu hiç aramamışsın. Ben aradım, gittim kaç defa uzakta baktım hiç görmedim, cesaret edemedim, kapıya kadar şey yapamadım, geldim tekrar. Hediye, neden velayet babada? Ben genelde durum, o yaştaki çocukların velayetini anneye verirler. Sen mi istemedin? Asla vermek istemiyordu ama benim durumum olmadığı için zaten kendisi herkes biliyor.
Çocuğumu 4 yaşında bırakıp tarlaya gittim, çalışmaya başladım. Çocuklar sokakta ağlıyordu akşama kadar. Kimseye sahip çıkmıyordu. Hiç kimse. Kötü bir evliliğiniz mi vardı Hediye? Ben o konuda hiç konuşmak istemiyorum. Yani çocuklara sana çocukları baba mı göstermedi? Zorluk mu çıkardı? Serap Hanım, şöyle bir şey var. Devletin kanunun verdiği bir yönler var. Cumartesi hafta sonu, dini bayramlarda. Ben hiçbir zaman gelip çocuğunu görme demedim. Biraz yüksek. Üçüncü bir şahıs araya koyarak veya koymadan da görmek istediği günler vardır. Cumartesi, pazar, ondan sonra dini bayramlarda her zaman gelip görebiliyor. Ama hiç gelmedi. Gelmedi, kesinlikle. Bana çok çektirdiler. Serap abla, ben çocuklarım çeksin istemedim be. Hep uzak durdum be. Ama çocukların da çekebilirdi. Sana çok çektiren bir adam çocuklarına da eziyet eder, döver. Benim çocuklarım bir parça ekmek hasretti. En sonunda gittik de zaman benim çocuklarım ekmek bulamıyordum ben. Öyle mi? Bulamıyordum. Benim çocuklarım bir karpuz parçası için haftalarca ağladı. Kimse bilmiyor bunları. Hediye, kızını en son halini ekranda fotoğrafında mı gördün? Ben hiç tanımıyorum ki. Yani sokakta görsen zaten tanımazdın. Tanımam. Gitti dedi, oraya gelmiş, sizin oralara gelmiş dedi. Aradım, gittim. Sordum şey yaptı ama hiçbir şey bulamadım. Senin kızının kaybolduğu haberini sana ilk kim verdi? Abim. Abine haber ulaştırmışlar herhalde. Evet, babam aradı. Baban aramış. Evet. Peki sana söylediğinde ne hissettin? Ne hissettim ben? Ölümde beterim be. Ben yıllarca ağlıyorum zaten. Ya Hediye, ağlamana gerek yokmuş. Bak diyor ki kanunların ona tanıdığı görme günleri, işte bayram, seyran, hafta sonu, bunları hiçbir zaman kullanmadı bu haklarını diyor. Gelip görmedi. Hani birkaç sefer gidersin, ters bir tepkiyle karşılaşırsın, korkarsın. Öyle bir şey yapmamışsın ama sen. Serap Hanım, ben gittim, biri bana dedi, ben gittim böyle baktım uzakta, biri bana denk geldi, sakın buralara gelme dedi. Kim dedi onu? Bir tane tanıdık dedi. Komşu mu? Oradaki insanlar. Serap Hanım, hiç kimsenin öyle, öyle bir şey deme dediler. Hakkı yoktur. Ben eğer de, ben bunu çocuklara görmesini istemiyorsam, benim şu anda ne getirse ona Hanım, beni başıma getirdiler dedim. Benim konum ona o değil. Şey benim konum şu, benim çocuğum kayıp. Eğer ben ona, sen hayır çocuklarını göremezsin dediğim zaman devletin polisi var. Polisini alıp gelip görme hakkı var. Kesinlikle ben o şekilde hiçbir zaman göremez demedim. Bunu babam da biliyor. Gelmek istediği zaman gönderi var. Gelir çocuğunu alır götürür. Bayramlarda bir ay kalabilir. Ben zorla gönderemem. Görmek istemeyen görmeyecek. Evimde çıkıp gittiği gün ilk defa burada ben görüyorum. Bir daha da görmüyorum. Öyle mi? Neye geldiğinde, neye dayanarak geldiğini de bilmiyorum. Benim geçmişimde Zerif yok Hanım, ben tarlaya çalıştım. Benim tarlaya çalıştım. Ben esnaf bir insanım. Herkes beni biliyor. Ben oradayken yani ben hiçbir zaman parasızlık çekmedim. Tamamen yalan. Evet. Hayır, asla. Ben geçmişimi konuşmaya gelmedim buraya. Sadece çocuğumu arıyorum. Ben de geldim. Bu geçmişte şöyle bir şey var. Yani ben sadece çocuklarımı anlatıyorum. Derdimi anlatıyorum. Çocuğun psikolojisini diyorsun son bir senedir bozuk. Evet. Bu çocuk 10 senedir. Evet, 4 yaşında zaten başkasını hatırlamaz bile. Anne hasreti çekiyor bu çocuklar yani. Söyleyebilir de çevrede onu tanıdıkları bir sürü vardı. Gel götürsün kızı desin. Hasta da rahatsızdır desin. Ben koşa koşa giderdim. Seve seve giderdim. Ya hasta mı olması gerekiyor çocuğunu görmek için? O ayrı. Hediye, şimdi sen de 10 sene bu ya. 10 sene. Ben Serap Hanım görmek isteyen teklif beklemez. Tabii tabii. Kanun ben var elinde. Konuşuyordum. Kimle konuşuyordun? Ben kızımla konuşuyordum zaten. O zaman senin yanında mı şu anda? Yok. Bir sene de konuşmuyor. Niye? Gelmiyordu. Babam kızıyor diye gelmiyordu. Babam kızıyor diyordu. Aha. Babasından saklı mı abim konuşuyordu? Telefonu var mıydı ki? Yoktu. Yok, telefonu hiç almamıştı. Ben hatta istedim ona bir telefon vereyim. Nasıl konuşuyordun? Telefonu yok çocuğun. Başkasıyla. Sosyal medya üzerinden konuşuyorlar. Numarasına nasıl yani, ulaştı? Numaranıza nasıl ulaştı? Bir tane tanıdık var. Hocam şöyle bir şey var. Demek bunlar arasında başka bir şahıs varmış onları görüştüren. O da benim kızımı çağırırdı. Bu kim olursa olsun bu gene de beni ilgilendirmez. Onun gene bu değil. İki dakika hemen konuşurdu giderdi benim babam kızar diye. Bizi konuşmamız öyle geçiyordu. Hayır, sizin numaranıza nasıl ulaştı? Şeyde hocam bir tanıdık vardı diyorum ya. Ha. Hı-hı. Peki onu ara Hediye. Koyuyordum beni konuşsun sen diye. Evlendin mi? Hı-hı. Çocuğun var mı? Var, iki tane. İki tane. Allah bağışlasın. Aa. Kaç yaşındalar? 11. 11 mi? Siz 10 sene önce ayrılmadınız mı? Yok, bayağı oldu.
Yani 12-13 sene oldu, evet. 12 sene falan oldu. Oldu. Peki sen... Ben daha gitmedim. Önce 2 sene önce de ayrıydı, çocuklarımı bırakmadım. Önce de ayrıydık zaten. Sadece ayrı mı yaşıyordunuz? Ayrı yaşıyorduk. Sadece boşanma vermemiştim. Sen boşanmadan önce peki daha ayrı yaşarken mi bu kocanla tanıştın? Yok. Sonradan? Hı hı. Kocan demiyor mu, senin 2 tane daha çocuğun var. Getir bir kardeşlerini... İstiyor, istiyor. Ha? Yani eşim çok şey yaptı, gelsinle gitsinle gün atır diye. Seni şey yapmasınlar diye. Çok istedi o da. O da benimle yani geldi. Bu kadar gitti. İsteyip de 12-13 yıl boyunca çocukları annesiz bırakmayı, evet, anlamıyorum. Evet, biz diğer tarafta çekildiğimiz hiç şey yapmadı. Ya böyle şey olur mu ya? Yani Mahmut, hocam, özlemek geleceğini ya. Hocam şunları tamamlayalım. Veya akrabalarınız tehdit. Evet, şöyle aynen, bir şey var. Aynen, kendisi öz dayımın kızı oluyor. Tamam. Akraba evliliğimiz bizim. Şimdi ben bir gün tehdit ve arama herhangi bir şekilde gel çocuğunu göremezsin, çocuklarını şöyle görmeyin deme bir lüksüm yok. Öyle bir şansı da tanımadım. Her neyse ben çocuklarıma her zaman söylemişimdir. Gitmek istiyorsanız, Zelal gitmeden önce de söyledim. Gitmek istiyorsan gönderebilirim. Psikolojisi bozuktu. Kızım memlekette istiyorsan göndereyim. İstanbul'a istiyorsan seni göndereyim. Orada kal. Burada da akrabalarım var. İstiyorsan seni İstanbul'a da göndereyim. Orada da kal. Biraz senin için bir değişiklik olur. Hayır. Ve annede nefret eden bir çocuk. Yani benim yanımda annede nefret edip de sonra da gidip telefonla konuşup da ben böyle bir şeye inanmıyorum. Ben de bence çok gelmesi de boş. Ama bence gelmesi de boş. Keşke de hiç gelmeseydi, görmeseydi. Hocam valla gerçekten. O çocuklara ben anneyim. Bu anne gerçek. Değil. Ama benim kızım her neredeyse yalvarıyorum gel. Vallahi yemin ederim. Ben her gün böyle ölüyorum ben. Kaç senedir hep özlemimi çekiyorum ben. Yalvarırım gel. Bolan, duyan varsa lütfen göndersinler bana. Vallahi kimseye vermem artık. Gelsin, benim yanıma gelsin. Bir de oğlun var Ömer mesela. Onu da mı merak etmiyorsun? İyi diyorum hocam. Kızıma diyordu benimle konuştu. Anne diyordu seninle konuşmak istemiyor. Hediye, hiç sana Zelal sordu mu? Annenle, şu anda söyleme tabii nerede yaşadığını falan sormuyorum. Nerede yaşıyorsun anne? Sordu. Geleyim. İşte bir otobüs parası gönderdin mi? Geldi mi? Yoksa senin yanında mı? Ben şunu duydum Serap Hanım. Anne doğru. Adres şu şekilde vermiş. Ben Çanakkale tarafındayım. Ben bunu bir ara duydum. Çocuklarım kendi duydum aralarında konuşurken duydum. Zaten kızmış da çocuğu bir daha benimle konuşmadı. Bir daha gelmedi. Sana mı söyledi Zelal? İki çocuğun kendi aralarında konuşurken evet. Annem Çanakkale tarafındayım dedi. Yani verilen adres Çanakkale tarafı. Başka kızmışlar bir şey yok. Çocuğa. Çocuğu bir daha gelmedi. Çağıran ben dedim kızımı çağırsın gel de konuşacağım. Gelmiyor dedi. Şimdi o videoyu tekrar bir getirirsek ki şu fotoğrafıyla sen kızını bu yaşıyla 16 yaşıyla ilk defa görüyorsun. Doğru mu? Yani sokakta görsen tanımazsın. Kızının buradaki yürüyüşüne bak. Necde Rüşü'ye değil. İyi değil. Bak iyi değil. Hiç iyi değil. Kucağında bir yavru köpek varmış ve demiş ki onu annesine götürüyorum. Evet, aynen şekilde. Madem rahatsızsın niye serbest bırakıyorlar çocuğu? Kedi yavrularıyla ilgilenir. Ağırlıklı kedi yavrularıyla ilgilenir. Kedi köpek yavrularıyla ilgileniyormuş. Onu annesine götürüyorum diyormuş. Çocuğun içinde büyük bir boşluk var. Ve bunun sebebi sensin. Tamam boşanabilirsiniz ama 12 sene... Onun sebebi babasıdır. Bozsun getirsin beni kızımı. Şöyle bir şey var. Sebebi ben olabilirim. Ben bugüne kadar baktığım için sebebi ben olabilirim. Evet, ortaya aynen. Çıkıp da anne olunmaz. Evet, aynen. Her doğuran da anne olamaz. Bu bir de bir gerçektir. Benim çocuğum, evet şu anda rahatsızlığı var. Bunu hepimiz de biliyoruz. Kendisinin rahatsızlığı olup olmadığında da haberi yok. Ama keşke direkt beni arayıp da çocuklarımla görüşmek istiyorum deseydi. Başka bir şahısları araya koymadan. Ben koydum her zaman araya, diyorum. Şahısları koydum araya. İşte koymuş. Daha önce telefonla görüşmüş. Beni arayıp da gelip görebilir de orada otelde var. Otelde de kalabilir. Alıp evine götürebilir. Devletin verdiği 2 günse ben ona 3 ay veririm. Hiç problem Mahmut, değil. Sen o boşanma sürecinde Hediye'den boşanmak istemedin mi? Zor, hayır, zora hayır, koştun mu? Hayır, boşanmak istedim. Hayır. Zora koştun mu? Boştun. Hep beni hayır. Boşansın diye istedim. Ben çocuklarımı bırakmam dedim. 2 sene öyle geçti. Baktım benim çocuklarım yani sonra da tarla işine başladım. Baktım çocuklarım zebil ortada kaldı şey oluyor. Çocuklar mecbur verdim.
Yani ikiniz de karşılıklı isteyerek mi boşandınız? İşte mecburen artık öyle oldu. Hayır şöyle, eğer sen istemediyse ve bu zorluğu ben hani... Ben çocuklarım için istemedim zaten. Sadece çocuklara baksan, kendisi de burada. Ben dedim sadece çocuklara bak, sakın kesinlikle ben senin yüzüne zaten bir daha bakmam dedim. Mahmut sen evlendin mi? 14 sonra evet evlendim. Şu an evli misin? Hayır değilim. Kaç sene evli kaldın? 3 sene evli kaldım. Çocuk var mı başka çocuk? Evet bir tane daha oğlum o var. O kimin yanında? O da benim yanımda. 3 çocuk da senin evet, yanında. Evet 3'ü de benim. E onu da mı annesi götürmedi? Onu da annesi bir gün götürdü. Bir daha da gelip görmedi. Hatta bir ay gibi öncesinde oğlunu gördü, yüzünü çevirdi. Oğlum hatta bu ne biçim bir anne dedi. Yani Mahmut, bir daha da görmedi. O zaman bu kadınlar senden mi korkularından ya da şimdi bir tanesi, sana olan nefretlerinden hayır, mi bu çocukları bıraktılar? Hayır, öyle bir şey olamaz. E iki anne de aynı şeyi yaşadı. Diğer anne, diğer anne şu şekilde sen iyi bir babasın, çocuklarına sahip çıkarsın dedi. Başka herhangi bir şey söylemedi. Yani bir tartışmamız gibi bir şey olmadı. Peki o anne ne zaman gitti? İkinci eşin ne zaman gitti? Oğlum bir yaşlarında, 1,5 yaşlarında. Ya 2 sene önce falan mı gitti? Hayır, benim çocuğum şu anda 12 yaşında. 12 yaşında? Tabii ki, 2010 doğumlu benim çocuğum. Siz o zaman hemen ayrılır ayrılmaz ikiniz de başkalarıyla aynen evlenmişsiniz. Aynen. Peki o üvey anne nasıl davranıyordu Zelal'e? Gayet güzel davranıyordu. Hiçbir gün kötülüğünü görmedi. Zaten 3 sene durdu yanında. Yani. Ondan sonra o da gitti. Aynen. Evi o bir... zamanlar da zaten Zelal genelde babamla annemin yanında kalıyordu. Ha. Ben duyduğuma göre tabii hiç kimse iyi davranmıyordu. Öyle mi? Hatta küçük kardeşinle gelmişti. Anne ben senin yanına gel. Anneciğim dedim babana haberi var mı dedim. Yok dedi. Zaten babam istemiyor dedi. Anneciğim abim benimle konuşsun ne olur dedim. Gizlice benimle konuşsun dedim. Anne dedim abim demiş ben o kadınla konuşmak istemiyorum dedi. Anne ben de ben sizi çok seviyorum ama mecburen dedim bu hayatı şey oldu anneciğim dedi. Öyle kaldı ben senin yanına gel. Azıcık daha büyü dedim yavrum ben seni alırım yanıma dedim. Şimdi bir telefonumuz varmış. Alo. 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 Buyurun. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim, buyurun. Kim hakkında konuşacaksınız? Ben Zelal hakkında konuşmak istiyorum. Tanıyor musunuz yani? Evet, tanıyorum. Arkadaşınız mı? Yok. Sizden küçük mü? Evet, benden küçük. Peki, ne kadar tanıyorsunuz? Yani yakından tanıyorum. Hı. Hani dayak yiyor babası tarafından. Annesi tamamen haklı. Annesi de babasından çok dayak yediği zamanında çok hakarete uğradığı için zaten onları bırakıp gitmek zorunda kaldı. Zelal, Zelal babasından dayak mı yiyordu? Evet. Bir ara yolda geçerken... Hani tamamen yalan bunlar. Tanımıyorum şahsı ama tamamen yalan. Evet. Vallahi ben hiç tanımıyorum her kimse de. Kapınızda ağlıyordu. Neden ağladığını sordum. Hı. Babam beni dövüyorlar dedi. Böyle bir şey var mı? Hayır, tamamen yalan. Kesinlikle. Öyle bir şey söz konusu değil. Söyler zaten. Hani burada tamamen suçsuzmuş gibi konuşuyor ama suçsuz değil yani. Hediyenin de onu bırakıp gitmesinin sebepleri vardı. Çok zor durumda kalıyor bu kadın. Gelmek istedi, çok görmek istedi. Ama hani tehdit ediliyordu. Siz sen Hediye Hanım'ın mı akrabasısınız? Vallahi hiç tanımıyorum ben. Çocuklarına... Yani evet, Hediye Hanım tarafında olabilir. Bazen seni öldürürüz gibi tehditlerde bulunduğu için annesi çocuklarına zarar gelmesin diye onlarla görüşemiyordu. Allah şahidi, ben hiç hanımefendiyi tanımıyorum. Zarar uğramasın diye. Tamamen yalan konuşuyor, hatta da alabilirsiniz. Haklılar, haklılar. Kendisi burada ama yüzümde, asla hiçbir zaman tehdit etmedim. Ben çektim mi, ben bilirim. Hayır, kesinlikle hiçbir zaman tehdit aramızdan geçmedi. Peki, Zelal'in... Konuşmaları, aklı, fikri yerinde miydi? Yani mantıklı yok mı, konuşur son muydu? Son zamanlarda bayağı hal verdiklerinde farklılıklar. Ne olur keşke bilseydiniz, biriye söyleseydiniz, bana söyleseydiler. Keşke, yemin ederim hiç bilmiyordum. Biz de son zamanlarda öğrendik. Bir hafta oldu, olmadı bu şekilde. Yani Hediye, aramazsan bilmezsin. Hayır, gidip bir hafta, görmezsen bir hafta bilmezsin. İçerisinde... Merhaba Hanım, ben konuşuyordum diyorum ya. Gizlice konuşuyordum diyorum ben. Çok acıyordu, çok ya bu ama şimdi biraz önce... Ama
Seren de öyle söylüyor. Oğlumla telefonda konuşuyordum. Ya yetmez. Ay, yetmez biliyorum yetmez. Ne zamandır gidip konuşuyordunuz Hediye Hanım? Sesini alalım hanımefendinin. Teşekkür ederiz. Bir sene oldu zaten artık konuşuyorum. Şey yapmıyordu, gelmiyordu. Hocam ben gittikte biri... Bir sene önce mi konuşmaya başladınız? Yok yok. Ben gittikte biri zaten hemen bir hafta sonra biz konuşmaya başladık. O zaman bir seneden beri sizinle konuşmuyor. Evet. Yani hastalığı, evet. Rahatsızlığı o yok, zaman o zaman rahatsızlığı beri... falan yoktu. Bir senedir Hanım, rahatsız. Serap Hanım bir de söyleyeyim. Yani anneyle iletişim kesildikten sonra mı diyorsunuz hocam? Tetiklendi. Serap Hanım, evet, yani. Serap Hanım bir de şöyle bir şey var. Benim annem babam da kendisinin halası ve dayısı oluyor. Hani ben tetik ediyorsam hayır görüşemesin diyorsam en azından dayını arayabilir. En azından Serap Hanım ben onlarda hiçbir şey biz şey yapmak istemiyorum. Asla ben tetiklerimi bir güne bir gün aramadık. Yemin ederim Allah'sam seneler bitmez. Bak onları koşmak isteyeyim. Benim kızım gelsin. Ne olur, ne olur, ne olur yalvarıyorum. Be ondan bir getir. Acaba bu çocuk bir sene önce... Korkurttular belki. Bir sene önce iletişimi kesti. Hocam dediğiniz gibi zaten hani psikolojisi de bozuktu. İyice tetiklendi mi? Bir de Çanakkale diye böyle bir geniş bir şey söylemiş. Yani hani çok spesifik bir yer değil. Bu çocuk acaba... Ne bileyim bir otobüse atlayıp Çanakkale'ye mi gitti? Mesela annemi bulurum diye bilmiyorum. Çünkü bilmiyorum. Hani çok mantıklı da düşünemiyor yani, ya. Yani kızına hani verilen adres şu. Ne diyor şu anda? Yani önceki olsaydı belki yapabilirdi. Kızına verilen adres şu. Ben Çanakkale tarafındayım. Tarafındayım. Adresini versin ben götürür teslim etmesini de bilirim. Evet niye o zaman kızına, kızım babana söyle. Serap Hanım ben sonra teyze çağırdım da konuşmak istedim de. Kız demiş, benim babam kız diyor, ben gelmeyeceğim demiş. Ondan sonra zaten bir sene oldu, konuşmadık biz. Bir senedir konuşmadım ve kızım öldü mü acaba? Niye bir sene öncesine kadar konuşuyorduk da biz şimdi konuşmuyoruz? Ben Ramazan ayda mesela çok gitmek istedim. Çok demedin şey yaptım, ya. Yine şimdi şey yapamadım. Şimdi eğer bizi Zelal izliyorsa o da Allah annesini aşkına, ilk defa görüyor. Fotoğrafı bile yoktu diyorsun. Hayır, fotoğrafını bir kere istedi, yoktu. Yoktu. Evet. Annesinin fotoğrafı bile yokmuş, hiç hatırlamıyor. Şu an izliyorsa... Vardı, bir sürü vardı evde. Ama yok herhalde, yok etmiş. Yok etmiş çocuklarımı herhalde. Çocuklarımı beraber çektim, fotoğraflarımız şu anda vardı. Annesini de görüyor ekranda. Zelal, kızım eğer bizi izliyorsan... Gel kızım ne olur annen gel. Annen de sana çağrıda bulunuyor. Gel yavrum ne olur gel. Ve Zelal'i de tanıyanlar, bilenler varsa lütfen bizimle iletişime geçsinler efendim. Biz de Miraç bebeğe geçelim. Bindiniz arabaya 7'de tekrar Diyarbakır'a mı döndünüz? Hayatınız ne yapmam gerekiyordu yani? Miraç'ın kaybında adı geçen Abdullah canlı yayında. Ama ben Remzi'nin evinde nerede olduğunu bildim. Hayır. Köye beyaz araçla geldi, neden kırmızıydı dedi. Arabayı bana dediler, dediler sen niye kırmızı demişsin dedim. O anlık bir anlık heyecandır, olabilir. Remzi neden olay günü köyde olan Abdullah'ı aramadı? Sen Remzi'yi aradın mı? Aramadım. Remzi veya babası. Bunlar Abdullah'ı aramış mı? Hayır. Sen Abdullah ben kafam gene çelişiyordu. Miraç kaybolmadan önce anne baba neden tartıştı? Arif'le akşamı kocanla kavga ettiniz mi? Tartıştık Serap Hanım. Kavga nasıl? Büyük bir kavga mıydı? Tartıştık bayağı tartıştık Serap Hanım. 3 yaşındaki Miraç köyden nasıl kayboldu? Şimdi. Evet. Söyle Ramazan Bey. Direkt başlayalım. Evet söyle. Biri veya birileri Remzi'ye demiş ki ben sana öyle bir şey yaşatacağım ki ömür boyu unutmayacaksın. Bu adam kim? Böyle bir cümle kuruldu mu sana Remzi? Kesinlikle. Allah bunu aşkına. Kim sana söylenmişse buyur buraya getir. Ben buraya getirme değil. Ben bunu tespit edebilirim. Söyle. Evet. Teyzesi oğlu Fakir. Oğlu hastanadaydı. Ben onun ziyaretine gittim. Orada 10-15 tane insan toplandı başıma. Dediler ki durum bu. Birileri Remzi'yi tehdit etmiş. Remzi rahat konuşmuyor. Bunu söyleyen var. Hepsi de söylemişler. Ben onları işte gerekirse telefonlarını da size vereyim. Gerekirse eğer biliyorlarsa, görüyorlarsa telefon da alsınlar. Hemen ver bence. Hiç vakit kaybetmeden onların telefonlarını buyurun. Ver. Böyle bir cümle kuran varsa o zaman delikanlı gibi çıksın. O zaman söylediklerini aynen. Şimdi bugün de söylesinler. Aynen. Doğru. Söyle Remzi. Sana herhangi birisi sana öyle bir şey yaşatacağım ki
Serap Hanım. Ömür boyu unutmayacaksın. Ömür boyu unutmayacak. Kesinlikle ben böyle bir şey ne kimseden bir telefonla ne yüz yüze herhangi bir şekilde ben almadım. Yani ben kimseden ne korkarım ne çekinirim. Sakın. Harbi söyleyeyim. O zaman arkadaşlar bu kişilerin telefonlarını alalım. Bazı insanlar böyle durumlarda ortaya bir laf atarlar. Serap Ondan Hanım, sonra da arkasında durmazlar. Söylemek istediğim dedikodudan başka. Söyleyen varsa başka, delikanlı gibi çıksın. Aynen delikanlı gibi evet, çıksın. Ben, gelsin burada konuşsun. Ben bana, böyle bir benim şey çocuğum söyledim. Kayıp, evet. Çünkü bildiğim bir şey var. Evet. Desin o zaman. Doğrudur. Bir şey daha soracağım. Kızım dur. Remzi'yi dönüp diyor ki, benim eşime dönüp diyor. Çocuğum benim çocuğum. Size ne? Artı diyor ki, benim çocuğum siz varlıklısınız. Benim çocuğum pide karşılığı kaçırılmış. Bunu söyleyen ne? Kardeşim zaman, bir saniye ben de bir şey söyleyeyim. Sen benim evime geldin şey. Dedin ki Remzi o çocuğu nereden getiriyorsan getir. Getireceksin zaten. Bir dakika. Sen zaten getireceksin. Bir saniye bir şey konuşayım. Dedin ki nereden getiriyorsan getir. Evet. Ben hatta İstanbul için dedim sen bana telefon açtın. Aynen. Biz yayına çıkmadan ya o çocuğu getirirsin. Ya bir saniye. Yaz kelimesi yok. Var. Bu sil. Bunu sil. Bu yalandır. Evimin içinde de sen söyledin. Aileme dedin götür ya çocuğu. Bir dakika. Evimin içinde söyledin. Bir saniye lafını bir şey bitireyim. Bir dakika. Lafını bir dakika. Bir dakika. Buyurun. Dinle. Evimin içine gittim. Anası, babası, kendisi, kızım oturuyordu. Kızım kendim beni yoktum ben. Ki, bir dakika. Yoktum. Ben kendim yoktum. Bir dakika ben şimdi nasıl geldin, yok olduğunu anlatacağım sana. Anlat. Dedi ki ben geldim bazı soruları sordum buna. Cevap vermedi. Anasına ne sordun bana? Arasında. Bir dedi dakika. Ki Ramzi sen niye çalışmıyorsun dedi. Bir dakika o değil. Ne çalışmıyorsun beni ilgilendirmiyor çalışmıyor. Ne sordun dur, sen? Dur bir dakika bekle. Şahitlerim var burada. Bekle. Hepsi bitirsin. Bekle. Ben bazıları sordum soruları. Dedim hazine peşinde dedim. Dedim birileri seni aradıp heykeli getir. Çocuğu götür diye bir şey duydum. Böyle bir şey oldu mu? Heykeli getir, çocuğu götür. Evet. Dedi yok. Dedim birileri seni arayıp, dedi mi altınları getir, çocuğunu götür. Dedi yok. Peki dedim bu, madem ki fide karşılığıdır. Dedim ne istiyorsun? 100 mü istiyorsun, 200 mü istiyorsun? Arabamın anahtarını mı istiyorsun? Ne istiyorsan sana benim çocuğu bana getir. Ona da yok. Babası bak karşımdadır. Belki 4-5 sefer. Bu Remzi benim oğlum değil. Benim oğlum değil. Ben onun babası değilim. Ben onun babası değilim. Kesinlikle demedim. Ben bu söz konuşma. Bir dakika bitirsin. Bir dakika bitirsin. Peki. 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 Konuşma. Dur bir dakika. Sen söyledin ben de söylüyorum. Müdahale edin konuyu değiştirin. Ben demedim. Dur bir saniye. Ben konuşuyorum. Bitirsin sonra. Dedi ki. Yalan söylem niye yalan söylesin? Dedim madem ki Mehmet senin oğlun değil. Bunun babası kim? Bana babasını gönder, ben babasıyla konuşayım. Ben hiçbir zaman dememişim benim oğlum değil, her zaman oğlumdur yanında. Ben defalarca da söyledim. Sen dedin, bunu defalarca ben yemin edebilirim. Sen dedin, senin ailen de hepsi biliyor. Eşime dedin, Kur'an kuran hepsini ben söyledi. Uzatmayayım. Hepsi senin ailen de biliyor. Bitir, lafını bitir. Sen dedin, 5 gün sana müddet. Ya bu, ben buna geleceğim. Ya başına geleceğim. Salih Hanım. Geleceğim, geleceğim buna. Salih Hanım. Buna geleceğim. Belki de Mehmet Bey de kızgındı o anda. Belki o da Serap onun Hanım, için. Serap Hanım, beni öyle bir zan altında bırakmışlar hayır, ki burada. Hayır, zan altında ne yapayım? Baban evet, da şey sana bir kızgınlık yaşıyordu sen belki. Sen değilsin. Doğrudur. Bütün kelimeleriniz yanlış. Peki. Ben yalan. Ramazan evet. Bey devam etsin. Kardeşim tamam. Çocuğu ihmal etmişsiniz. Anladın? İhmal var ortada. Sen kaçırmışsın çocuğu. Oradan almışsın. Kaçırmışım getir ispatla. İspatla. Bu senden çıkacak. Keşke bu ihmal konuşmasın. Sen çıkmazsa sen ne yapacaksın? Bir dakika bir daha. Ben ne yapacağım? Müsaade edin. Müsaade edin. Sen bana müsaade ediyorsun mu konuşayım? Bir Ramazan Bey bitirsin ama Firdevs. Ramazan Bey bitirsin. Bitireyim. Beklesinler bir bitireyim. Evet. 100 tane şey ettiniz ortaya ya. 100 bir dakika bekle. Refine dedim ki. Benim de soracaklarım var. Boş. Benim de soracaklarım var. Evet. Dedim ki babası kimse. Madem sen babası değilsin. Babasını çağır, ben babasıyla konuşayım. Eyvallah. Ondan sonra kalktık ne yaptık? Bitir. Dur bir dakika. He, dünkü tamam, şey devam gibi. Allah sen devam et. Yok dünkü şey gibi de bayramda aramadı, aradı. Şey, bunlar da yalan mıydı? Dünyanın Serap Hanım siz kendiniz şahit oldunuz. Aramadı dedin, sen de aramadı dedin, sen de aramadım dedin. Ondan sonra aradı, bayramlaşta dolma istedi. Hani bunlar doğruydu, nerede bunların yalanları? Sen de demedin ben bayramlaşmadım Remzi'yle. Ben yalan ulan öyle bir şey yok. Söylemedim Serap Hanım. Yok. Yok. Ya, bir şey yok. Bir yalan. Serap Hanım abilemeyeceğim yalan. Sen yalan. Bayramlaşmaya gitmedin mi dedim. Gitmedim hayır. Gitmedim. Gitmedim. Bayramlaştın mı dedim.
Telefonla konuştuğundan görüştüm. Bayram, onu hatırlamıyorum. Yayınları izleyerek hatırlayabilirsin Serap Hanım. Bayramlaşmayı... Tam bu lafın dibinde ne var? Bu lafın dibinde ne var? Yani hayatınız yalandır ha. Bu yalanları bırakacaksın. Neden? Yalanı bırakmadan bir yere varamıyor. Bırakacaksın. Neden Ramazan Bey'in? Yalandır. Tamam bir dakika. Yalandır yalan. Remzi. Neden Ramazan Bey'in konuşmasına müsaade etmiyorsunuz? Yalan konuşuyorlar. Bitirsin ama. Bitirsin buyurun. Bitirsin lütfen. Ben sakinim. Evet. Sen devam ettin. Evet. Baktım. Sen bir kere tek benim evime geldin. Bak bir sefer tek evime geldin. O gece de geldin kızını götürdün. Bir dakika ben geliyorum buraya geliyordum. Bitir sonra. Bitir. Gel o zaman. Diyorsun ama ki bak yalan. Ben huzurumdan yalan konuşuyor. Diyorsun ben orada değildim. Ben işteydim. Bak ben eşimi 50 defa aradım o gece meşgul attı. Senin dinlen imanan namusuna. Nikahına. Bak sen burada orada değildin. Sen onun orada değildin. Geldi sonra da geldi. Sen geldiğinden beri orada değildin. Müsaade edin. Müsaade edin. Ya bu kadar yalan. Ramazan Bey. Ya ben yalan atmamışım. Yalan ne diyorsun? Hani müsaade edecektiniz Ramazan Bey. Ben gelmişim ikimiz oturuyorduk dışarıda. Kimse yalan atın. Sen kendi anlatsana anlatacağım. Bırakmıyorlar ki. İfade edeyim. Bak buraya geldiğimden beri zan altındayım. Bak zaten psikolojik sıkıntılarım var. İki yıldır ben zaten kopuğum, çocuğum kayıp, üstüme baskı yapa yapa beni burada bitirdiler. Hayır, kardeşim, bu aileyle alakalı bir şeyler niye konuşulmuyor? Konuş, ben sana soruyorum. Soruyorum, konuşuyorum. Onlar bana verecek. Bak Remzi diyorum ki, onlar diyorum araştırma yapmışlar. Seninle neyin ilgili... araştırması? O zaman bildiğin, vaat gitsin o köyün içinde araştırsın. Benim de sözümü bitirmeme müsaade etmiyorsun. Remzi kardeşim. Bu da ispatlıyorum. Remzi benim de sözümü bitirmeme buraya. Müsaade etmiyorsun. Diyorum ki bazı duyumlar almışlar. Doğru, yalan, tamam. Yanlış. Her şey sen de diyorum. Kabul ediyorum. Sen de diyorum. Evet, kabul ediyorum. Araştırdın ve yalan yanlış da olsa duyumlar aldınsa söyle onları da konuşalım tabii, diyorum. Tabii ben söylemek istiyorum. Bir şey söylemiyorsun. Sen aklında ne varsa söyle. Serap Hanım. Saat 5.30'da aldı eşimi şeye köye götürdü. Bu gün içinde bir saniye bir şey anlatıyorum. Sen gün içinde köyden geri geliyorsun, doğru mu? Geliyorum ben. Arabam sen diyorsun ki ben arabam şeyin orada, caminin orada. Hayır caminin orada değil. Bir saniye açsın yayını, aç kardeşim yayını. Belli orada. Diyorsun caminin orada. Gün içinde senin oğlun köyden çıkıyor gidiyor Dicle'ye geliyor. Sana doğru mu? Anlat kardeşim bunları. Bir dakika. Bu hata da burada, bir dakika kızım. Bu hata da burada. Hocam sizler de şahit oldunuz. Benim arabam köyün içine girmiş veya caminin oraya gitmiş veya okulun oraya gitmiş diye bir söz benden duydunuz. Sen arabanı başında evden demişler. Uzak bir sen yere park ettiğini. Sen kaçta gördün en son? Sen çocuk sizin yanınızda bayram da kaybolmamış ki. Siz beni suçluysunuz. Sen kayınbiraderini suçluyorsun. Sen almışsın uçuyor oradan. Ben nasıl almışım? Almışsın aldırmışsın. Fotoğraf çeken söylesene hemen. Senin amcanın kızı fotoğraf çekmiş. Hayır. Burada ispatlarım. Siz burada paletten bahsediyorsunuz. Ben seyredeyim. Ben köyde değilim. Dur bir dakika Serap Hanım ne olur. Ben köyde değilim. Ben hanginize bir söz hakkı vereceğim. Ben bitireyim. Ramazan Bey başladı lafa bir bitirsin diyorum. Bitirmemesi için her şeyi yapıyorsunuz. Evet. Deniyorsunuz. Sonra bu diğer oğlunuzun durumunu konuşacağız ama. Diğer oğlunuzun. Ya benim baldızım köyde. Benim diğer kaynım köyde. Kendisi köyde. O köyde. Bu yok. Burada avukatlık yapıyor. Boş boş. O sonradan boş boş. Duydum. Diyorum ki araştırma yapmışım. Vahap. Gelmiş elimde bilgi var. Hani ben bu bilgiler üzerine burada geldim. Hiçbir tanesine doğru cevap vermiyorsun ki ben. Müsaade et. Sadece diyor ki. Vahap, ben cevap vermem bak, değil. Bak bunların ismini. Avukat mavukat kendi kendine döndürüyorsun. Araştırmayı yapan ben. Remzi kardeşim bak diyor ki. Ben ama yalan ama yanlış ama eksik. Bir şeyler duydum. Bu duyduklarımı konuşuyorum tamam, diyor. Serap Hanım, yoksa ben sana... zaten bak 15 gündür burada dinliyorum. Tamam. Onu. Ama sen de o zaman kayınbiraderinle ilgili dinle. Öbür hani kayınbiraderin köye gelmiş. Serap ona... Hanım benim yaptıklarımı o da yapıyor. Yani ben burada açık açık konuşmak istemiyorum. Benim oturduğum söyle. İnsanla o da oturuyor. Yalan mı? Hepsiyle oturmuşum, hepsiyle hayır. Konuşmuşum, hepsiyle o zaman dile konuş. Getirmişim. Sen de oturuysan hiç istemem. Dedim ki konuşmamışsın. Sen burada sütü açmış, bak kaşık mısın? Oğlum sus dur. Tamam sus. Allah. Bir dakika, bakın, bir saniye. Remzi der ki, yani siz tek taraflı olarak beni hep zan altında bırakıyorsunuz. Hı. Aslında asıl resmi kaçırıyorsunuz. Veyahut da başka bir şey mi gizliyorsunuz ki sadece benim üzerime yükleniyorsunuz? Hocam, yani sizin Remzi ile alakalı çıkarttığınız şeyler sadece söylentiden ibaret mi? Sen sadece dedim ben emekliyim falan. Zatı verin konuşayım hocam. Bir saniye. Sen 15 yıldır esnafsın. Değilim. Sen orada dükkanı açtın, burada kapattın. Belki yanına 200 tane personel girmiş. Kimle ne yaşamışsın ben ne bileyim.
Bunları söyle işte. Niye bugüne kadar söylemiyorsun? Sana bir sıkıntım yok. Ben 15 tane işi de çalıştırmışım. Ramazan Bey bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben sana bunu... Bir saniye ne olur ya. Ben bu soruyu sorduğumuzda ben emekliyim dediniz. Şimdi diyor ki sen dükkan açtın, dükkan çalıştırdın. Dükkan kapattın. Ya işçiye yan gözle bakarsın. Kötü bir şey söylersin. Ağır bir şey söylersin. Onurunu kıracak bir şey söylersin. Adam bunu kafaya takar, yarın gelir zarar vermeye kalkar. Zarar verirse, nereden bileceksin? Bir dakika zarar verirse benim oğlumun çocuğuna zarar verir. Bu işi bundan köye gidin. Ne demek? Ben bunu size söylüyorum. Bak ben Dicle Akar söyledim. Tezanne evini de bundan. Bak sen Dicle Akar işte bir dakika Remzi. De ki Ramazan burada bu dükkanın içinde herhangi bir personelle, herhangi bir komşularıyla kavga ettiğini oldu mu olmadı mı? Siz onlardan sonra bana bunun değil. Bunun da kavgası yok. Kavgası var. Kaç tane ortağın var? Benim de yok. Benim... Var mı? Ulanın var. Bak şimdi var. O hangi yasaklı... Senin var. Kızlıkın var işin içinde. Her şey ortada. Ben ne yasak çıksak? Oğlunun... Girin ortağın, batın ya. Ben içiyordum. İçiyordun tabii. Sakin ol. Tamam, ya lan ne diyeceksin? Serap Hanım'a sana yalan ya. Bir dakika. Ben bir şey soracağım. Ama Ramazan, yalandır ya, yalan. Gözünü seveyim ya. Bir dakika ben bir şey soracağım. Lütfen rica ediyorum, evet. Bir dakika, bir dakika, sus. Serap içiyor. Kan terliğinden çıkıyor değil mi? Siz buyurun. İçiyor. Tahlilinden o anda çıkar. Saçtan 3 aylık çıkar, saçtan yapmasın. Peki böyle bir cevap verelim hocam. Sus tek. Burada yayındayız hocam. Serap Hanım çok özür dilerim. Burada yayındayız. Ramazan Bey diyor ki. Bizi bütün köyde izliyor. Çok özür diliyorum. Çok evet söyle. Bütün köyde izliyor. Allah rızası için benle oturup içen, içtiğimi gören, içtiğimi iddia eden biri varsa Allah rızası için buyurun anlatın ya. Ben kimle oturmuşum içmişim, kim benim içtiğime şahit olmuş. Buyurun arayın bağlanın söyleyin. Şimdi bundan bu, daha başka bir şey var mı? Tamam bir şey söyleyeceğim Ramazan Bey. Diyelim ki yasaklı maddeyi kullanıyordur Remzi. Yasaklı maddeyi kullanan Sarapalım, herkes... Kimse... Ya bir bitireyim ama ya. Dur. Yasaklı maddeyi kullanan herkes çocuğunu mu kaçırtıyor? Çocuğun kaçma değil. E yani. Ben bunu sana... Şimdi kavga, kimseyle kavgam yok diyorsun. Yok. Onun da yok. Var dayak daymış. Yok bir tane dükkanda biriyle itmişler. Peki senin oğlun da gitti dayak edip kahvede. Anlatsın ya dayak edip. Anlat. Kimden dayak edip bu insanları soruştururken bu insanları soruştururken bu insanlardan bir tanesi Yunus'la ben kahvede ağız dalaşı. Birimize yetişmedi, birimize elimize değmedi. Olay ne? Konu da ne? Konu da ne? Ben onu da söyleyeyim. Yani bu insanları araştırırken konu da ne? Ben onu da söyleyeyim. Neymiş, şuymiş, aramızdaki muhabbetin ne olduğunu söyleyeyim. Tamam bekle dile getirdin anlatayım. Konu da ne? Kahvedeydim, oturmuştum. Mehmet'le İsmail'in yanına gitmişti. Haber göndermişti. Mehmet de Yunus'un yanına geldi, oturdu. Remzi dönüp demiş ki, Mehmet ben sizi es geçmişim, Yunus'tan şüpheleniyorum. Bu Mehmet de bu lafı Yunus'a getirince, Yunus'a geldi, ben yaptım. Niye konuşmuşsunuz? Niye ikide bir benim dilimi, ismimi dile getireyim? Yakınındır, akrabandır, niye konuşmuyorsunuz? Kahvede biz bu yüzden ama tartışıyoruz. Ama zaten Miraç Bey'le olduktan budur, sonra yapılan bizim tartışmamız da budur. Kavgayla bunun 40 alakası tane insan oradan olamaz. Şahitti, arasın konuşuyor. Ölçeye dayanan aynı buydu. Ben bir ayakını da buydu. Bir tek soru soracağım. Tamam mı? Serap Hanım bu 5 kişi bir dakika. Bir dakika. Yok ben bir şey söylemek lütfen ben bir şey söylemek. Ya dur. Dur bir dakika. Mehmet Bey müsaade. Ben üzerime iddialarla ben buraya gelmedim mi? Aile benden şüphelendiğini söyledi. Ben torun buraya gelmişim. Nereden de içi gelmişim. Yok. Oğlum ben çalmayacağım. Oğlum da bize çalmaya çalışıyorsun. Sen de yalanlarını söylüyorsun. Ya bir dakika. Yalanlar kimi yalan çıkacak? Mehmet Bey müsaade edin. Yalancıyı bu vakti. Ya bir sus. Benimki de ortadadır senin de. Yalanları hem de. Vahap Bey. Lütfen bir dur. Şu an bir şey, ilk onlar programa peki katılmadı mı? İlk onlar benim üzerime iddiaları, bana gelinlerimize şüphelendiği gibi şeyler söylüyor. Kardeşim sen çocuğunu aramıyor musun? Arıyorsun değil mi? Program, bir bitireyim, bir bitireyim, bir bitireyim, bir bitireyim. Bak bir bitireyim. Madem sen arayıştasın vahap. Peki sen bir sorun. Yok canım böyle olmuyor. Sana bana siz normal akışa gidin. Yok, ben bana bir 5 dakika müsaade edin. Hayır böyle bir saçmalık yok ama ya. İzin ver de bir kişi de bir düzgün konuşsun. Evet. Şimdi ilk geldiler, tamam bana soru yönelttiler. Sen koşmadın dediler, açıkladım. Sen aramadın dediler, açıkladım. Neyi sen ağlamadın dediler. Ben bunların hepsini açıklamasını yapmadım Serap Hanım. Defalarca soru sordunuz, cevap evet, vermedin mi? Evet. Bunların hepsini tek tek anlatmadın mı? Ona dahil sen niye çocuğunu ihmal ettin? Sen onu ya Serap Hanım, Allah aşkına benim evimin görüntülerini alın. Benim evimin merdivenlerini, iş merdivenlerini falan, sokağı hepsini alın. Diyorlar ki sen köyüne gittin, mahallede niye çocuğu yalnız bırakmadın? Bu taraf tren rayları, inşaat alanları, her bir şey var bu kadar demir. Çocuklar dışarı çıktığı zaman peşlerinden gidiyorum. Köy yeri, bayram yeri, Allah aşkına. Tamam, köy yeri, bayram yeri, çocuk köye giden o kadar insan var. Sen nasıl çocuğu sokağa bırakıyorsun? Hangisi çocuğun elinden tutup sokaklarda dolaşıyor Serap Hanım?
Serap Hanım. Hiçbiri. Hani ben bu burada ihmal nereden? Hiçbiri. İhmal nasıl yok? 3 yaşındaki çocuk insan ne sokağa bırakıyor? Serap Hanım, bana bir müsaade eder misin? Ben burada bütün Türkiye diyorum. Kim bırakıyor kardeşim? Köylük yer, köylük yer. Salih Hanım. Sen Allah için elini vicdanına koy. Yani koyun söyleyin ne köye olur ya. Köye gittiğinde çocuklarını bırakmıyor muydu? Elinden bu da çok konuşan haklı değil. Bir dakika kendi ben çocuklarını... Büyütmeyin. Ya bir müsaade edin. Abi Allah aşkına bir dur abi lütfen. Serap Hanım benim gelinim öyle değildi. Ben gelinimden şikayetçi değilim. Ben demedim sen böyle yapmışsın, öyle yapmışsın. Bugüne kadar da sormadım. Bir saniye ama ben Müslümanım. Annene de müsaade etmiyorsun. Bak, benim gelinim benim karşımdaydı. Hiç bir gün demedim. Niye kızım? Ben sana söylemişim. Kızım sen ağzını açmışsın, çocuk nereye bırakmışsın? Bak senin vicdanına. Daha söylemedim. Ben diyorum ki bak sen bana bir şey söylemedin. Ben sana başka bir şey soruyorum. Diyorum ki dakika, sen de çocuk büyüttün. Tamam. Köye gittiğinde Diyarbakır'dakinden daha... Özgürce bırakmadın mı çocukları? Ben çocuğumu köyden büyütmemişim. Ya tatile gittiğinde diyorum. Tatile getirdim. Kızım merdivanda düştü başı kırıldı. Ben ne yapayım? Ama bıraktın ha. Yani bıraktın onu. Biz ağzını yapırsan bırakın ben onu sütçülü bırakmayayım. Orası köylük yer. Orada kimsenin başına bir şey gelmez. Bırakırdın oynardı diyemiyorsun yani. Ama bırakırdın. Bıraktığın için çocuk kafasını yardı işte. Burada bir kelime sürebilir miyim? Ben bir şey soracağım. Remzi. Buyurun. Sen evi 70 bin lira borcun var diye satmaya kalktın mı evini? Hayır. Böyle bir konu geçti mi Firdevs? Kendi eviniz miydi? Kendi evimizde evet. Şu ev hala duruyor mu? Yok. Serap Hanım bak bunları konuşmak istemiyorum. Bunlar bana dava açtıktan sonra kızımın meylerini verin dediler. Ben de dedim kardeşim ben bir gram bir şey vermiyorum. Çocuğumun akıbeti ortaya çıkmayana kadar eşimi de boşamıyorum. Konu şu. Ben 3 aydır yokum ya. Ben evden çıkarken yani yalansız konuşayım param yoktu. Yani zaten her taraf dedikodu. Kimseden ben bir şey istememek için gittim. 3 tane beyaz eşyamı sattım. Sadece onları sattın. Bir saniye izin ver. 3 tamam. Tane beyaz eşyamı sattım. Onun parasını aldım cebime koydum çıktım geldim. Tam sadece onları mı sattın diye bir soru saniye arkadaş sana. Bir şey anlatıyorum. Tamam. Bunlar benden sonra evimi talan etti. Eşyamı götürmüşler. Baskı yapmışlar. Benim ailem de benden habersiz evimi satmış. 200 bin lira mehir parası onlara verilmiş. Hani 200 bin lira vermişti. Tamam baba bir dakika bu konu bu değil. Konu bu bir dakika baba, ev satıldı. Neyse odur bak ben fiyatı bilmiyorum. Ev satıldı ve para, bir, ben duymuşum, para size para verildi almışsınız. Mi? 5 tane bilezik 1,5 metre zincir bana verildi. Hayır 200 bin lira. 200 bin lira para verildi. Telefonla ne dedi Salam Hanım? Bir dakika kızım. Telefonla ne dedi? Ramazan abi. 250 bin lira para vermişim sana. Peki 250 bin lira. Ha? Hangi insandır onu aradı dedi ki ben 200 hani kayıp geçiş o. Ben buraya geldim ne öğrendim sen bunları konuşma konuşma. Sen 200 lira para aldın mı almadın? Sen 200 lira para mı vermiştin? Baba bir dakika ya. Telefonu tutabilir miyim bunu? Niye yalan konuşuyorsun? Doğru konuş ya. Bir dakika. 200 lira aldın almadın. Sen 200 lira bana vermişsin. Ya sen alana gittin. Verdin mi bana 200 lira? Rica ediyorum. Ver o kağıdı. Gösterin. Konuşumun mehir bedeli olarak satıldığına ilişkin belgesi. Ne kadardı hocam? Bir dakika baba. Hocam ne kadardı? Baba bir dakika bak. Bir dakika, hadi bir dakika çık kızım. Ne kadar hocam? Bakıyorum dur. 5 bilezik 1 milyon kordon dönüşüm. Doğruydur. 5 bilezik 199.800 200 bin lira tamam 200 bin TL. Bir dakika. 200 bin lira tamam dayı. 200 bin TL. Telefonu. Oha 200 bin. Ha, 200 bin ya. Sana bana. 250 bin lira. Yalan konuşulmasın. Hayır hayır. Bu evin parası bu evin parası çok önemli. Öyle değil mi? 200 bin lira. Bu ev kaça satıldı? Ev ne kadar satılmış? Ya ama bir müsaade edin ne olur ya. Gözünü seveyim ya. Ne kadar satıldığını bilmiyorum. Söylesin. Kaça satıldı ev? Eşim burada değil evi ben satmışım. Kaça? 255 milyon satmışım. 3 milyar şey aldı. Emlakçı aldı. Evet. 252 kaldı. 400 milyon elektriğini yatırdım. Evinin altını şey yaptım. Neydi? Tamam. Parke yaptım, boyaladım, evi satmışım. Zincirleri falan aldın. Peki kalan paradan Remzi hiç istedi mi? Yok. Valla Remzi 1 milyon almamış. Benden 1 milyon da Remzi'ye vermeyen çocuklarımın hakkıdır. O torunlarımın hakkıdır. Torunlarına konsa da ev satılmazdı Serap Hanım. Neyin torunun hakkı? Ben bir dakika babaya bir şey söylemek istiyorum. Senin mihrin için satmışlar. Torunların hakkı yoksa değilsen buradan evinde oturacaktım. Çocuğunun hakkında koca giyecektim. Bir dakika babaya bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika ben baba Allah aşkına ben bir şey söyleyebilir miyim? Madem konu mehir, madem konu şey ev niye satıldı? Bak Serap Hanım ben bunda niye satıldı? Her seferinde gücüm yok diye satıldı. Anlatayım mı lütfen anlatayım. Kaç kişi aramıza girer Ramazan? Kaç kişi aramıza girdi ki sen yola gelmedin. Ben böyle yürütemeyeceğim. Gerçekten böyle yürütemeyeceğim. Hayır. Böyle çok saçma yani. Kimin ne dediği belli değil. Yok böyle bir şey ya. Ben malı için gelmemişim.
Ben de dilemalı için gelmedim. Bir dakika. Ben yok bir dakika değil ben konuşacağım. Sen yapalım. Konuşma. Söz hakkı benim değil. Söz hakkı benim değil. Niye konuşmasın annesi? O da annesi ya. Bağırma Mehmet Bey. Bağırma. Bak yavaş yavaş sakin sakin konuş. Madem konu buradan açıldı bir daha konu buradan açılmasın diye son kez söylüyorum. Bir daha da hiç söylemeyeceğim. Konu bir daha buraya gelmesin. Biz telefonla kayınvalidemiz beni aradı. Küfür müfürlü konuştu. Bana hakaret. Ben sana küfürlü konuşmadım. Dedim ki çocuklarımı görmek istiyorum. Telefonu suratlarıma kapatın ya. Yalan konuşma. Peki araya gidelim. Ben gerçekten böyle devam edemem. Yarın kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz, herkesin kendiniz daha rahat ifade edebileceğine karar verirseniz yarın da ya devam ederim. Yoksa böyle böyle olmuyor. Evin neden satıldığı önemliydi. Çünkü 70 bin liraya ihtiyacım var dedi mi demedi mi? Hayır diyor. Öyle bir para almadı. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saat 13'te Star ekranlarında yeniden birlikte olacağız. İnşallah sağlıkla buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Allah'a ısmarladık.